Kızını aramak için gelmişti. Altından bambaşka bir hikaye çıktı. Ben, eşim ve Cahit Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük. Arasalar bile bulamazlar demiş. Kızın kaybından 5 ay sonra buraya gelip sen aslında Cahit'e gözdağı vermek istedin. Artık bu ev benim, sen git demişsin ablana. Allah'ım. İhbar mektubunu gönderen meçhul kişi. Şimdi iki ihtimal var. Ya bu beyefendi biliyor ya da şüpheleri başka bir noktaya çekmek için böyle asılsız bir ihbar mektubu atıldı. İşçi ortakçılarımızdan mı? Büşra, sen ne atılıyorsun? Atılırım. Hakkınızı savunuyorum. Allah Allah. Tanımıyorum ki ben kimseyi. Hayır, göremedin ya. Bak kolunu. Yok, ben tanımıyorum. Bulana kadar da gitmeyeceğim, senle gitmeyeceksin açıklayana kadar. Niye? Kaçamazsın yani. Yanlığa çıkacağım dedim. Çünkü benim kardeşim öldürdü diye çıkacağım demiş. Kayıp Mehmet Muharrem Elbay soruşturmasını değiştirecek gelişmeler az sonra Müge anladı. Bunun mantık neresinde ya? Neyin peşinde? Öyle bir kuyu var. İçinde asit mi var? Mehmet Erbay mı var? Ben onu bilmem. Hoppala. Benim mesleklerimin içinde kasaplık yok. Komik mi? Trajikomik mi? Bazen kendimden bile korkuyum yani ya. Bir sevgi izi bu. Sevdiğinizi izliyorsunuz. Sevdiğinizi kaybetmek istemiyorsunuz. Kaybolursan bulacaklar. Sevgi iziyle sevdikleriniz daha da güvendi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın öncülük ettiği sevgi izi uygulaması her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Kaybolsam en azından bir sahip çıkarım bulunacak. Kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için başlattığımız bu uygulamaya İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi de destek verdi. Esenyurt Nikah Sarayı'nda 100'ün üzerinde vatandaşımızın katıldığı programda 58 kişiye sevgi izi uygulaması yapıldı. Sevgi izi yaptıranlar kervanına katılan kurumlardan biri de İstanbul Sarıyer'deki Şehit Üsteğmen Ali Büyük Dicle Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi. 10 öğrencinin sevgi izi yaptırdığı okulda görev yapan öğretmenler Müge Anlı'ya teşekkür ettiler. Okulumuzda Müge Anlı sayesinde başlamış olan sevgi izini gerçekleştirdik. Bütün çocuklarımız çok mutlu oldular. Velilerimizin içi rahatladı. Müge Hanım'a çok teşekkür ederiz. Böyle bir akım başlattığı için, destek olduğu için ve öncü olduğu için. Sevgi izine çok ihtiyacı olan insanlar var. Lütfen herkesin bu sevgi izini, ihtiyacı olan herkesin yaptırmasını istiyoruz. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim. Merhaba. Kaybolma riski yüksek kişilerin kendilerini daha güvende hissettiği sevgi izi uygulaması Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de yapıldı. Kadirli Öğretmen Evi'ndeki sevgi izi uygulamasına Kaymakam Ahmet Arık da katıldı. Kadirli Kadınlar Meclisi'nin organize ettiği programda 30'dan fazla vatandaşımıza sevgi izi yapıldı. Geleneksel olarak her yıl yaptığımız sevgi izi uygulamasını bu yıl yine Kadirli Kadınlar Meclisi olarak uyguladı. Buradan Müge Anlı'ya çok çok teşekkür ediyorlar. Sevgi izi uygulaması sayesinde artık çocuklarımız rahat dışarıda gezebilecek diyorlar. Ben onların nezdinde sevgili Müge Anlı'ya buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka sevgi izi uygulaması ise Sakarya'nın Akyazı ilçesindeydi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Soner Özkan'ın proje ödevi olan sevgi izi uygulaması için Özel Akyazı Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi destek verdi ve 35 kişi sevgi izi yaptırdı. Arkadaşımız, üniversite öğrencisi, onun desteğiyle, onun katkılarıyla bu sefer yine sevgi izimizi gerçekleştirdik. Artıcımız zaten hep bizimle. Bu projede gerçekten kayıplarla alakalı çok ciddi bir yol kat edildi. Müge Anlı'ya hepimiz adına çok çok teşekkür ediyoruz. Siz de kaybolma riski olan sevdiklerinize sevgi izi yaptırabilirsiniz. Sevgi izi ile ilgili her türlü bilgi için 0530 151 3151 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım hepimiz için dilediğim bu gerçekten.
hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Ben tutayım, sen gel. Günaydın. Gel. Dur, biraz sakin olalım. Biraz sakin olalım çünkü küçük misafirlerimiz var. Gel bakalım. Çok tatlı. Bugün evet. İnci ve Vicky ile sizi selamlıyoruz. Bu İnci Hanım'ı hatırlıyor musunuz? Bir hatırlayalım mı? Ben sana çok inanıyorum. Benim köpeğimi bular mısın? Evet, İnci'yi böyle biraz gözü yaşlı tanımıştık. İnci dün bana bir başka video gönderdi. Vicky'sine kavuşmuştu. Bakın bir onu da izleyelim. Müge abla, senin sayende bu güzel Vicky'mi buldum. Sana çok teşekkür ederim. Kocaman kalpler. Canım benim. Evet, Vicky'ne kavuştun İnci'ciğim. Hoş geldin. Bak şimdi bunlar çok güzel oturuyor. Gel. Bak şimdi bak çok güzel oturuyorlar. Bunu ben size göstereyim. Al Vicky'yi kucağına. Ay ikisini nasıl durduğuna bayılacaksınız. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Heh. Heh. Evet. Bence benim koltuğuma ikiniz çok yakıştınız. Efendim. annesi de burada. Hoş geldiniz. Hoş efendim bulduk, siz de. Şimdi bize biliyorsunuz İnci önce gözyaşlarıyla bir video göndermişti. Sonra mutluluğunu da paylaştı. Hatay'da yaşayan Ayşegül Erdoğan isimli dikkatli izleyicimiz yayınımızı izledikten sonra İstanbul Gazi Osmanpaşa'da yaşayan ve 5 Aralık günü sokakta sahipsiz bir köpek bulup evine alan kardeşi ve onun eşiyle iletişime geçiyor. Diyor ki bakın bir televizyonda izleyin. Böyle böyle bir kız çocuğu köpeğini arıyor. Bu sizin bulduğunuz köpek mi diyor. Evet işte o köpekte bizim Vicky'miz çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ayşegül Erdoğan isimli dikkatli izleyicimizi ve onun sayesinde de İnci Vicky'sine kavuştu. Özledin mi çok Vicky'yi? Evet. Ne yaptı seni görünce? Şey yaptı. Nasıl dudağından oturdu? Öptü. Dudağından öptü. Öyle mi? Çok mu özlemiş seni? Evet. Ya şunlara bakın alışmışlar bundan beri oturmaya. Ay çok güzelsin. Dur sizin fotoğrafınızı çekeceğim. Ya ben de kendime bir tane bir adres açayım bir şey. Neyse. Ay üye olur musunuz açsam acaba? Acaba benim de takipçim olur mu bilmiyorum ki. Dur bakayım. Dur bakayım. İnci bir bak bakayım bana. Çok güzel oturuyorsunuz ikiniz. Harikasınız. Bunları bir gün paylaşacağım. Evet efendim bunun da annesi aramız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar tatlı bir kız çocuğu yetiştirmişsiniz. Bu kadar sağ sevgi ol, dolu. Sağ olun, olsun. Ay çok teşekkür için. Ederim. Çok ya, sağ olun. Siz de sağ ay çok sağ olun. Bunlar böyle oturuyorlar mı? Hep böyleler. He, gel görelim onları da çeksene. Hep böyle oturuyorlar mı? Aynen hep böyle oturuyorlar. Beraber yatıyorlar, beraber kalkıyorlar. Çok seviyor ya. Bir de şey memleketten getirdik. Bir yabancı da. Bu Arnavutluk'tan getirdik Vicky'yi. Şimdi o biraz şey olunca ne bileyim ben de heyecanlandım. Heyecanlandınız. Şimdi iyi mi mutlu mu? Mutlu ne çok. Ne yaptı ikisi dün akşam yattılar mı beraber? Aynen yattılar beraber yattılar. Vicky biraz dursana. Biraz usludur Vicky televizyona çıktı. Ay Allah abi, sizden razı olsun. Olsun. Ay sizden de razı Allah, olsun. Çok sevindirdin bu kızı. Ben de heyecanlandım şimdi. Ben dikkatli izleyicimize çok teşekkür ediyorum. Bu çiçeği ve alkışları da onun adına alıyorum. İyi ki varsınız. Aynen. Hep söylüyorum bakın canım. Bence Vicky ile İnci'nin bu görüntüsü böyle yolda köpek buldum ben bakayım evet. Diyenlere de örnek olsun. Efendim herkesin nasıl alıştığı bir yaşam stili varsa aynı şekilde bu dostlarımızın da bir alıştığı yaşam stili var. Tamam yapar. Yaparız önemli değil. Yani hani köpek deyip kedi deyip kuş deyip geçmeyin.
Hepsi ayrı ayrı şeyleri seviyor. Hepsinin ayrı ayrı. Hani onların da bir ailesi var. Biz de onları anlamıyoruz diye onlar dertlerini anlayamıyor değiller. Ben mesela bayağı lokumun dilinden anladığımı düşünüyorum. Yani lokum da Türkçe öğrendi. Yani gerçekten ama yani sevdikleri var, sevmedikleri var, bir yaşam tarzları var. İşte görüyorsunuz bak böyle bu güzel dostumuzun da sevdiği şey sahibesinin kucağında böyle oturup sarılıp oturmak. Çok teşekkür ediyorum. Dilerim başkalarına da örnek olsun. Lütfen Fatih Bulgular sitemizi dikkatlice takip edin. Özellikle sokakta sahipli bir sahipli olduğunu düşündüğünüz bir kedi, köpek, kuş bulursanız lütfen sahiplerine ulaştırmak için yardımcı olun. Bir de sahipli olduğunu düşündüğüm yani dışarıda yaşayamayacağını düşündüğüm köpekler buluyor izleyicilerimiz, atıyorlar. Lütfen onlara da bakın. Yani eğer bu köpekleri, ben zaten para verilip köpek alınmasına da karşıyım ben. Aynen öyle. Eğer alıyorsanız bu köpeği birinden bakmak için ya da pet shop'tan, lütfen bakamayacağınızı düşündüğünüz hayvana da sahiplenmeyin arkadaşlar yani. Onlar sokağa bırakılmaz hayvan. Aynen. Ha çocuğunu bırakmışsın. Ha köpeğini bırakmışsın. Aynen, ne farkı öyle var? Çünkü bu dışarıda nasıl yaşasın? Bu nereden yemek bulacak? Ya çöp kovasının içine girip de yemek falan bulma şansı var mı bu çocuğun? Yok yani? Acılığa mahkum edilecek sokağa atıldığı. Ya öyle araba çarpacak, evet, ya acılığa, şey olacak yani. Hem acılığa hem hayati tehlikeyle her an karşı karşıya. Bırakanlar da var Rami Bey, çok kızıyorum. Maalesef yani, maalesef. Maalesef var. Yani bence yani bu köpeklerin hepsinin nüfus kağıdı var aslında. Zaman zaman sahiplerine de sorulmalı. Hani aşısını yaptırdı mı, sende mi, değil mi diye. Aynen. Bunlar da tıpkı çocuklar gibi kontrol altına alınmalı aynen diye düşünüyorum. Artık sakın bırakma köpeğini, tamam mı? Sakın kaçırma bir daha. Çok sıkı sıkı tut, tamam mı? Biz seni tanıdığımız için çok memnun oldum. Güzel çiçeklerin içine teşekkür ediyorum. Hadi gel bakalım seni. Dikiyi yere koyabilecek misin? Gel. Koyabiliyor musun yere? Bak bak bak, ipini de tutuyor önce bak. Ha. Evet. Ve de rahatça bırakıyor. Ah canım benim. Bu da başka bir yere gitmek istiyor burada. Gel gel bakalım, nereye gitmek istiyor? Vicky, hadi gel. Nereye? Hadi gel. Zalalım. Gel bakalım. Küçük mü? 11 aylık. 11 aylık. Daha bebek. Evet. Hadi al bakalım o zaman sen Vicky'ni. İnce'yi al lan Vicky. Hadi İnce'cim. Hadi gel. Kucağına alıp yürüyebiliyor musun? Ay dur, tacında. Çok. Evet. Ben aldım. Tabii Müge Hanım bu şunu da gösteriyor. Güle güle. Bir evlat çok yetiştirirken. Çok memnun oldum konuşmanız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Pardon. Çok teşekkür ediyorum. Bir evlat yetiştirirken bir hayvan sevgisiyle yetiştirdiğinizde onun ileride bütün dünyayı seveceğinin de bir kanıtı. Sevgiyle yetişmiş oluyor. Sorumlulukla yetişmiş oluyor. Bu çok önemli. Ne kadar sakin, ne kadar güzel bir ilişki kurduklarını şu 2-3 dakikalık süreçte aslında tanık olduk. Lütfen evlatlarınıza da hayvan sevgisini aşılayın. Ve bilmiyorum, sizin içinizi ısıtmadı mı bu görüntüler? İşte bu görüntüleri evlerimizde de yaşayabiliriz. Lütfen sokağa bırakılan hayvanları da sahiplenelim. İlla ki dışarıdan bilmem ne model, bilmem ne cins falan almaya da gerek yok yani. Hepsi can. Hepsi can dostu. Çok teşekkür ediyorum tekrar bu konuda da ilgili ve duyarlı davranan izleyicilerimize. Evet, az önce de efendim Sevgi İzli ile ilgili bandımızı izlediniz. Çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten yurt çapında Sevgi İzli ile ilgili de tüm çalışmalar sürüyor. Gönüllü uygulayıcılarımız devam ediyorlar. Kaybolma riski yüksek olan vatandaşlarımıza eğer arzu ederseniz Sevgi izi yaptırabilirsiniz ve onlar da dışarıda kaybolduklarında rahatlıkla onlara ulaşabilirsiniz. Programa gelmenizde gerek kalmaz. Şimdi bu sevgi izi meselesi fevkalade önemli. Sözünüzü kestim ama Müge Hanım. Estağfurullah hocam. Bütün ülke çapında dünya kadar kayıp yaşanıyor değil mi? Evet. Dünya kadar burada hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla onların büyük bir çaba gerektirmeden bir insanın telefonuyla bulunabilecek kadar bir hizmet sunuyor. Dolayısıyla ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyorum. Aa, bu arada Luna'yı da gösterelim mi? Luna da sahibine kavuştu.
Bursa Osman Gazi Belediye çalışanları Luna'nın kaybolduğu gün Bursa Osman Gazi'de araştırma yaptılar. Çok teşekkür ediyorum gerçekten belediye çalışanlarına. Ve Luna'nın bir şahsa para karşılığında satıldığını öğrendiler. Sonra bu şahısla konuşuldu ve Luna da gerçek sahibi Gülşen Hanım'a geri verildi. İşte yuvasına kavuştuktan sonraki görüntüleri efendim Luna'nın. Bunları da göstermek istiyorum. Çünkü böyle illerde evet belediye yetkililerinin bir sürü görevleri var ama tabii ki belediyelerine bağlı, illerine bağlı. Bence hani il de önemliydi ya. Hepimiz birbirimizin hemşerisiyiz işte. Evet. Koca bir şeyde yaşıyoruz aslında hepimiz işte. Kocaman bir şehirde yaşadığımızı düşünelim. Onlar da çok çaba harcadılar. Bakın işte Luna çalınmış, sonra birine para karşılığında satılmış ama işte dikkatli izleyicilerimiz sayesinde ailesine kavuşturuldu. İşte şimdi diyeceksiniz ki Müge bu kedilerle köpeklerle uğraşıyorsun. Gerçekten uğraşıyorum çünkü onların yaşamlarına çok saygı duyuyorum. Hepimizin saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Bu insan olmanın, insan onurunun bence en temel taşlarından biri. Sadece kendine değil. Kendi ailene değil, sadece insanlara da değil, insanlığa da değil, doğadaki her şeye saygı duymak. Bu bir bitki de olabilir, çiçek de olabilir. Yani gidip yolda ekilen bir işte laleyi kopartmak da hayata karşı ve önce kendinize karşı onlar saygısızlık. Onlar da bir canlı, onlar da canlı. Ve orada o güzelliklerini yaşamak istiyorlar. Bunlara özen gösteriyoruz. Şimdi tabii şimdi de aramızda bir anne baba var. Şengül Özdemir ve Neşet Özdemir çifti var. Onlar da sokağa bıraktıkları iki kız çocuğunu aramak için stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz efendim. Nasıl sokağa bıraktık? Evet onlar da işte bırakmışlar ama şimdi de onun vicdan azabıyla evet. Geçirdikleri uzun yıllar olmuş. Şimdi iki kız çocuğunu bulmak için stüdyomuzdalar. Şimdi Şengül ve Neşet Özdemir çifti. Baba 44 yaşında, anne 39 yaşında. Doğrudur efendim. Şimdi ilk tanıştıklarında Neşet Bey 16, Şengül Hanım ise 11 yaşındaymış. Evet. Genç yaşta birliktelikleri başlıyor. Genç yaşta diye arkadaşlar yazmış ama buna pek genç yaşta bile denmez yani bana. Yani genç yaş 25, 28, 30 falan hani. Siz çocukmuşsunuz. Zonguldak Kozlu'da yaşıyorlarmış. Evet. Siz kaçtınız falan mı? Hayır. Aileleriniz var ne? Evet, düğünle gittim. Düğünle gittiniz. Evet. Siz geç mi yazılmıştınız nüfusa? Benim babam ufak yaşta yaşımı bir yaş ufak yazdırmış. Yani normalde kemik mahallesine gittim, ama normal o çıktı. Şey de yok galiba Müge Hanım, resmi nikah dışında da olan bir şey. Tabii ki 12 yaşında, 11-12 yaşında. Tabii canım, düğününe gittik deyince yasalarına getirmek lazım. Zaten aslında yine her şey öyle başlıyor. Evet. Anlatacağım biraz uzun bir hikaye. Şimdi yani sizi anne babanız bayağı düğün dernek yapıp güya evlendirdi. Evet. Tabii resmi nikah olması mümkün değil. Hayır. Siz o sırada nüfusta 11 yaşındasınız. Babanız bir sene geç yazdırdı söylüyor. 12. Öyleymiş. Yazdım. 3 sene geç yazdırsa 14. Yani. 4 sene geç yazdırsa 15. Müge abla benim annem yok. Ben annemi hiç görmedim. Hiç tanımıyorum annemi. Ölmüş mü? Aa. Yani doğumda mı vefat etmiş? Orasını bilmiyorum da. Bunun annesi bu hikayeliyken vefat etmiş. Hiç tanımıyorum halimi. Hiç görmedim. Kim büyüttü peki seni? Yenge. Yengem büyüttü. Okula gönderdiler mi? Hiç okuma yazma. Hiç okumadım. Hiç. Biliyor musun okuma yazma? Yok. Niye yazılmadın okuma yazma seferberliğinde kursa? Gitmedim Yengem. Niye? Kafamı almaya. He? Kafam durdu artık, almıyor. Bir şey. Alır hiçbir canım şey almaz ya. Olur mu ya Allah aşkına ya. Bak o zaman yazılacaksın şimdi buradan gittin. Bu okuma yazma seferberliğinde kurs vardı da şimdi bitti diye bir şey yok. O zaman evlere bile tek tek o seferberlik kapsamında gönderildi. Bak 1 milyon kişi okuma yazma öğrendi. Sen niye onların arasına katılmadın, aşk olsun sana. Şimdi neyse bunlar işte beraber olmuşlar. O sırada Zonguldak Kozlu'da yaşamışlar. Sonra bir tane çocukları olmuş. Erkek çocukları değil mi? Evet. İlk çocuk erkek çocuk. Erkek evet. O erkek çocuğa da tabii siz bakamamışsınız. Evet. Ona da sizin erkek kardeşiniz almış yengeyle evet. Beraber. Hı hı. Evet. Onlar onu büyütmüşler. Evet. Peki onun nüfus kağıdı falan kimin üzerine? Benim üstümde. Senin üzerine. Evet. Daha sonra. Nikah olduktan sonra zaten ama çocukların üstünü... Sonra. Evet. Üstümü aldım zaten. Neyse o ilk erkeği almış amca. Yengeyle beraber büyütmüş. Allah razı olsun. Hı hı. Sonra sizin iki tane daha çocuğunuz olmuş. Evet. İsimlerini ne koymuştunuz? Berkat Doğukan. Kız değil mi ikisi? Sorudan olanları diyorum ben. En büyükleri Tayfun Özdemir. Tamam, sonra bıraktığınız iki kızın adı ne? Kibar Seda.
Kibar'la Seda. Evet. İşte iki kız çocuğunuz daha oldu. Sonra sen Şengül, tabii resmi nikah falan yok yine bu arada. Evet. Aslında yaşı da tutmadı mı sonra? Hayır, tutmadı. Hala daha tutmadı. Daha 18'e evet. varamadık yani. Kaç üç çocuğunuz vardı. 18'e kadar? Üç. Üç doğum yaptı. Üç doğum yaptı. Ondan sonra Şengül de Neşet'le bir problem yaşıyorsun herhalde. Evet, bir geçim sıkıntımız oldu. Bazı sıkıntılar yaşadık. Ayrılmak zorunda kaldık. Aldattın falan mı? Öyle bir şeyler mi yaptın? Yok, hayır. Şiddetli tartışmalar oluyordu. Ya çalışamıyordu işim. Maddi durumum elverişli değildi. Çocuklarıma bakamıyordum. O zamanki durumlarımızda şartlarımız çok kötüydü. Alıp giydiremiyordum Miki abla. Onu bunu eskilerinden giydiriyordum. Biz bununla kavga edince bir kere vurdu bana. Eşin ben kaç yaşında? Kızdım gittim babam bile. Affedersin. 44. Sonra vurdu Neşe, seni. Evet, değil. Kurunca gitti. Bu çocukları bıraktım tabii ben zamanda. Ona. Bir dakika pardon. Çocukları bıraktım. 16 yaşındaydı. Babam evine döndü. Babam gitti, bir sene kaldı. Bir dakika, orası bir dakika durun. Biz, anlatsa sorarız. Şengül Hanım sonra işte bu geçim sıkıntısından dolayı bana bir tokat attı diyor. Sen de bıraktın çocukları, baba evet. evine geri döndün. Gittim. Zaten oğlan amcada. Evet. İki kızla bu adamı bıraktın. Evet. Evet. Anladım. Peki zaten hani beraberken geçinemiyorsunuz. Nasıl baksın ona kocam diye hiç düşünmedin mi? Kızgın ondan gittim Müge abla. Gittin. Keşke de gitmeseydim. Keşke de o çocuklarıma tabii vermeseydiler. Ne kadar gitti? Baba evine ne kadar kaldı? Bir sene kaldı. Bir sene kaldın. Sonra bir sene sonra siz barıştınız. İki yıl kaldı. Evet. İki yıl. İki yıl kaldı. Sonra iki yıl sonra barıştınız. Evet. Evet. Sonra efendim şu an resmi nikahlı evliler ve dört çocukları var. Ama sonra barıştınız, sen eve geldin, baktın kızlar yok. Yok. Evet. Çünkü siz çocukları bıraktınız. Çocukları sordu bana. Ben dedim bir hata ettim dedim. Çocukları dedim bir evin önüne bıraktım. Oradan dedim yurda verilmiş çocuklar dedim. Nasıl eşim dedi bana gidelim dedi, araştıralım dedi. Tabii bununla biz Şengül Özdemir'le yurda gittik. Biraz yüksek sesle konuşalım. Evet. Ben de sesi duyabilsem. Yurda gittik. Yurda dediler ki burada iki tane evlatlık verildi ama senin çocuğumu bilemeyiz dediler. Hatta ben adres istedim. Hani kime adres verdiyseniz biz bilmiyoruz. Ama Neşet Bey, siz gidip de çocuklarınızı yurda teslim etmediniz. Hayır. Siz çocuklarınızı sene kaç? 96 ya da 97 demişsiniz. 97. 1996 ya da 97. Evet. Kibar ve Seda ismini verdikleri kız çocuğu, ki Kibar o dönem 6 yaşında, Seda da 2 yaşında. Bugün o sizin Kibar adını verdiğiniz tabii ismin ne oldu şu an bilmiyoruz. Evet, evet. Kız 24, Seda da 22 yaşlarında falan olmalı, evet, değil mi? 24 yaşında. Biri 24, o zaman aralarında 4 yaş varsa diğeri de 20 yaşında falan olmalı Seda. 22. O zaman aralarında 2 yaş var. Evet. Yani biri 4, biri 6 yaşındaydı o zaman bıraktığınızda. Evet, evet. Doğrudur. Siz nereye bıraktınız bu çocuğu? Tam bana onu söyleyin. Şimdi Bartın Çocuk Esirgeme Yurdu'nun karşısında 50-60 metre ilerisinde bir ev vardı. Tek bir ev mi? Yok, iki katlı bir evdi. Heh. Onun kapısının önüne bıraktım. Ben kendim çocukları alsa kadar bekledim. Ama o 6 yaşındaki ağlar beni bırakma diye. Ne dediniz siz onlara? Sen dedim burada dur ben geleceğim dedim çocuğuma. Büyüye. Evet. O üçünde akıllı, o mu elinde tuttun? Evet, akıllıydı o çocuk. Kibar denen kızım akıllıydı. Sen burada bekle, ben seni gelip alacağım dedi. Evet. Bekledim yani de. Sonra bekledin, ne yaptılar? Evden çıktılar. Aldılar. Ha, evdekiler mi çıktılar? Evet. Eve mi aldılar onu? Evet. Eve aldılar. Sonra peki bir kadın mı çıktı, erkek mi çıktı? Bayan. Bir kadın çıktı, onları evin içine aldı. Evet. Sonra sen hala bekliyorsun. Yok. Onları içeri aldılar, ben otobüse bindim geldim. Ha. Bakmadın mı bir polis mi geldi? Ne, polis bölgesi mi, jandarma bölgesi mi dediğin yer bilmiyorum ama. Hayır, öyle bir düşünceye sahip olamadım, düşünceye. Ha. Sen aslında, gerçi o dönemde acaba 96-97'de Bartın il mi olmuş, ilçe mi olmuş? Onu da bilmiyorum ne zaman il olduğunu da. Sen Kozlu'dasın. Evet. Yani başka bir şehre gittin, bıraktın. Evet. Çünkü Zonguldak Çocuk Esirgeme Yurdu'na gittim. He. 07 yok, karşısına alabiliyoruz dediler. O yüzden oraya veremedim. İlk başvurumu zaten oraya yapmıştım o zamanları. Önce resmi vermek istedin. Evet, ondan evet, sonra evet. veremeyince aynen, bu yolu denedin. Evet. Siz Neşet Bey, o zaman kaç yaşındasınız siz? 22-23 sonrası. Yoktum o zaman. Askere dahi gitmemiştim. Yani 19 falan. Sonra yani. Tekrar barıştınız. Sonra barıştıktan sonra mı dört çocuğunuz daha oldu?
Evet. Amcaya verdiğiniz de mi 4? Zaten bir aynen. Oğlumla bir kızım vardı. Kundaktaydı zaten. Eda diye bir kızım vardı. Kundaktı çocuğum vardı benim zaten. Mükemmel bulan. Kundaktaki nerede? Evli o. Evli şu anda. Kundaktakine kim baktı? Ben aldım onu. Ha, siz baba evine giderken bir tane de kundaktakini de götürdünüz. Evet, çocuğumu ben elettim giderken. Çünkü... Daha siz 18 olmadan 4 çocuğunuz evet. Vardı. Biri amcada, biri kundakta baba evine gitti. Diğer hı-hı. İkisini de babaya bıraktınız. Evet. Sonra başka çocuğunuz oldu mu evlendikten sonra? Tabii. Kaç tane oldu evlendikten sonra? İki tane daha oldu. Aa. Toplam yani 6 çocuğumuz var. 6 çocuğunuz var. Şimdi aynen. Siz ikisini arıyorsunuz. Evet. Evet. Sonra o Bartın'da bıraktığınız evi hatırlamadınız mı? Hani gidip kapıyı çalıp çocukları verdin mi falan diye soraydınız. Araştırmadım peşini. Çok çünkü zaman geçti. Araştırmadım. Eşimle birlikte beraber olunca dedim en iyisi dedim yurda gidelim. Çocuklara dedim yurda vermişlerdi hesabı. Öyle bir tahmin geçti. Ya ben yurda yani. Gittim. He. Eşimle. Çünkü bunlar bu arada ne kadar güzel anla. Bir kadınsın bak, ya. Bak onun bunun anlatmasına göre he. Evin önünü bıraktım diye ya. He. Ben kesin bu yurt vardır burada dedim. Gittim, araştırdım, yurdu buldum. Hı. Girdim, müdür varmış orada. Ben buranın müdürüne görüşmek istiyorum dedi. Benim dedi, buyur dedi. Hocam dedim ben. Ben dedim çocuklarımı, benim eşim çocuklarımı bırakmış. Bir evin önüne dedim, kapı ağzına dedim. Kesin buradadır benim çocuklarım dedim ben. Kardeşim dedi, senin çocukların buradaysa dedi. Git içeri bak dedi bana. Gittim, baktım. Benim çocuklarım orada yoktu. Çünkü... Ama ne benim... zaman, kaç sene sonra gittin? Yani bak, evlendikten, evet. Nikah olduktan sonra gittim oraya ben. Tamam yani bıraktıktan he. Kaç sene sonra gittin? İşte orasını yani o zaman çocuklar da. Kaç yaşında gittiğin zaman? Orasını hatırlamıyorum ya. Okuma yazması ya. Da yok. Aynen. Senin de mi yok okuma yazma? Baktığın zaman tanımam çok zor yani tanımayabilirsin. Hocam benim çocuklarım gitmiş. Mahkeme kararından evlatlık vermiş. Bana müdür bunlara söyledi. Tamam. He. Keşke bir hafta önce gelseydin dedi. Çocuklarım evet. Burada görebilirdin kızım dedi. Hocam dedim, ne olsun benim çocuklarımın yerine söylendi. Ankara'da ben de gidip göreyim onlara dedi. Söyleyemem kardeşim sana. Gitsen dedi oraya dedi rahatsız edersin sen dedi bana. Peki ikisini bir aileye mi vermişler yoksa ayrı ayrı mı? Bilmiyorum işte Mügen abla. Mügen abla ben avukata sordum bunu. Bilmiyor. Dediler ki bir aile dedi iki çocuğu kesin de veremezler dediler. Soruşturdum yani bunu. Vallahi bilmiyorum. Şimdi kardeşleri ayırmama gibi bir politika izlediklerini evet. Biliyorum ki doğru olan evet. Bu bence. Yani en azından kardeşler birbirinden kopmasın ama tabii bilmiyoruz ki dönem dönem değişebiliyor. Değişebiliyor. Evet. Allah Allah. Ya şimdi o zaman Bartın çocuk yuvasından evlat edinilen iki kız çocuğunu evet. Arıyoruz diyeyim. Evet. 96 ya da 97 yaşında. Bence sizin büyük kızınız ismini söylemiştir Kibar diye. Kibar zaten kendi ismini biliyor zaten. Bilir, o 6 yaşındaysa 6 bilir. Yaşında. Çok yaşlardan emin misiniz anlıyorum. Belki kayıtları da öyle geçmiştir. Belki şimdi bu o dönem, yani bu dönem 24 yaşlarında falan olmalı. Belki o da ailesini arıyorsa gidip öğrenmiştir. Kibar ve işte yine o sırada 4 yaşlarında falan olan Seda'yı arıyoruz. Ama Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? He. Bundan 3-4 sene önce, 95-98 yıllarında. He. 98 mi yok? 2015 pardon 2015. Tamam biraz tarihleri karıştırdık. Önemli değil ya 98'e 2015. Yok yok evet. 2015. Ha. 2015 yılında bir kız çocuğu aradı beni. He. Ben de Şengül Özdemir annemi arıyorum. He. Ben de o anda Tonga'ya düşmüş bulundum. Sizin de kaç tane çocuğunuz var dedi. Ben de dedim o zaman 3 tane çocuğum var dedim. Başka çocuğunuz yok mu dedim. Yok dedim. O anda telefonu kapattı. Allah Allah. O numarayı aradım. Değmemiş. O numarayı aradım. Ha. Bu numara kullanılmamaktadır diye neden söyledi. Söylemedin dedi. Deseydin ki benim şu anda var ama iki tane de evlatlık verdiğim kızım var. Annemi arıyorum da sen o musun işte, falan. Hiç aklına gelmiyor. Işte, Tonga'ya düştüm. Ne oldu sen? Çok dalgınlık oldum. Ay, vallahi şu kartı sana fırlatmak istiyorum ha. Hem çocukları vermişsin hem kadın çocuk arıyor. Yani o, senin tatlısınız. Ya aklına gelmemiş. Büyük bir imkan olacaktı gelmemiş. Sana. Ay, yok bunun ne güzel onlar arıyor yani. Olur ya. Onlar arıyor ne güzel. İşte o benim anda soyadımı düşünsen... Nereden bileyim Müge abla? Benim soyadımın Şengül Özdemir olduğumu nereden bileyim bu çocuk? Ama hayatım 6 yaşındaki çocuk annesinin babasının adını söylemez mi? Evet. Benim kendi çocuğumu nereden söyle. Buldun? Benim telefon numaramı nereden buldun? Arıyordur o bütün Şengül tabii. Özdemir'leri bulup ay. Onları tabii. Arıyor keşke ben olabilir. Olsaydım, ben hangisiyle tutacak bilgiler diye
deniyor olabilir. Biz yapıyoruz valla, hakkınızı helal edin. Evet. Çok aradığımız izleyicimiz var, hani sen bu musun, sen bu musun? Biz alıyoruz bütün listeyi mesela, tabii, birini bulmak isterken. Soruyoruz, diyoruz ki sizin çocuğunuz var mı? Tabii. Sizin bilmem neniz var mı? Bilgi ölçüştürmeye çalışmış olabilir. Evet yani olabilir. Sağ olsun izleyicilerimiz de yardımcı oluyorlar. Yani onlar da çünkü o mutluluğun bir paydaşı olmak ama istiyorlar. Ama bu telefon, sizin verdiğiniz bu haber beni fazlasıyla ümitlendirdi. Madem ki onlar annelerini babalarını arıyorlar. Evet. Bu programı da mutlaka takip ediyorlardır. İnşallah. İnşallah yakın zamanda İnşallah. Telefonlar başlar çalışmaya. İnşallah. İnşallah. Yani o Bartın'daki hani iki kız çocuğunu bulan hanımefendi, kapının önündeki hanımefendi de şimdi bizi izleyip ararsa o zaman daha netleşir. Geldiler, çocuğu nereye bıraktılar, ne oldu? Belki takibini de yapmıştır. Evet. Ne söylemek istersin kızlarına Şengül'cüğüm? Vallahi izleyesiler. Şuraya Migen bir bak. Bire bak, evet. İzleyesiler, çıksınlar, telefon alsınlar bana. Ben çekemiyorum artık. Çok duyguluyum. İçim dikkatten söylesin istiyorum artık. İzleyesem çekiyorum. Keşke gitmeseydim babam. Gidin de... Keşke odayı yiyseydim. Keşke dönseydim, ayak yiyseydim, otursaydım. Ben bu kadar bilmiyordum. Bu duruma geleceğimi bilmiyordum. Sen bırakacağını tahmin etmedin çocukları. Biz nasıl affettin? Biz akraba evliyiz Migen abla. Ha, biz akrabasınız. Evet, bir teyze çocuklarıyız. Sen de ne bıraktın çocukları gittin de? Baba bırakır mı çocuk iki tanesini birden? Hata yaptım. İnşallah. Neyse bu da ağrıyor şimdi gözyaşlarıyla, tamam. İz, herhangi bir beni olur, benim bir büyük, şey büyük olur. Büyük kızımın arkasında yanık izi var. Hocam. Neresinde yanık izi var? Kaçırmış çok fırsatı maalesef. Sırt bölgesinde. Evet, yağ dökülmüştü üstüne. Yağ dökülmüştü. Evet. Büyük bir fırsatı kaçırmışsınız maalesef. Yani. Vallahi yemek çocukları... yaparken ben de emzikliyiz memdirken kayınım da yağ dökmüştü üstüne. Bu da bir ipucu olabilir. Ha, yanıklar var. Biliyorum. Tamam, çocukları büyük kızının sırtında da yağ izi var. Hadi bakalım inşallah izleyicilerimiz şimdi. İkisi de çocuk kıymetli. Zonguldak ve Bartın'dan izleyicilerimizden telefon bekliyorum. O dönemi hatırlayan 96-97 aslında yeni bir dönem sayılır. İnşallah o kızlarımız da evlet edinildiklerinden haberdardır, evet, da ailelerini öğrenmek istiyorlardır. Dört tane daha kardeşleri var. Bence kardeşleriyle tanışmalılar. Evet. Yaşları da büyük olduğu için... Hani ben kimseye diyemem ki ne çocuğunu ver desin, ne çocuk yaşasın denir. Yani öyle bir durum yok ama en azından kardeşlerini tanısınlar. Bu gayet önemli. Şimdi efendim. Cahit Ergül bizimle bir röportaj yaptı. Röportaj oldukça enteresan. Ben böyle izledim yani hiç nefes almadan. Cahit Bey'i böyle pek bir iyi gördüm. Böyle sanki... Böyle bir Cahit Bey'in nasıl diyeyim, böyle bir huzura ermişsiniz falan gibi böyle. Yani gerçekten sizi iyi gördüm. Mesela buradaki o böyle tedirgin ve saldırgan. Aslında Cahit Bey hiçbir zaman saldırgan değildi. Yani hakkını da yemeyeyim. Evet. Hep bir kibarlığı vardı ama hani gözlerinde böyle bir heyecan ve böyle hani hop oturup hop kalkan Cahit Bey gitmiş. Daha böyle dingin, huzurlu, benden insanların şüphelenmesi gayet doğal ama ben katil değilim diyen... Hani daha olaylara böyle üstten bakabilen bir insan gelmiş. Neyse az sonra izleyeceksiniz. Zeynep de buralarda ama Zeynep dün tabii hastaneye götürdük. Zeynep insülin normalde kullanıyorum demiş. Doktor da demiş ki yani kullanmadıysan şekerin yükseldi, tansiyonun yükseldi. Kolum demişti. Kolunda bir film falan çektiler, çekmediler demişti ya. Kolu iyi Allah'tan. Ondan sonra tedavisi de görüldü. Şimdi aslında burada ama şimdi şöyle ben şimdi korkuyorum. Bazı insanlardan bak ya şu yaşıma geldim beni korkutan insanlar var ya yani daha da fazla. Şimdi beni zorla televizyona çıkarttın. Nerede zorla çıkartmışsın? Zincirle mi bandın? Burada şimdi belki davet etsem gelecek ama diyecek ki zorla çıkartıyorsun. Zorla falan çıkartmıyoruz işte. Zorla çıkartacak olsak seni hastanelere götürüyoruz, tedavi ettiriyoruz. Bir de aldığı elbiseleri de geri vermiş. Başıma kakarsınız diye. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bence senin o aldığın büyük ekran televizyonları... Yani sen elbiseleri al götür ama mesela bulaşık makinesini, çamaşır makinesini falan filan. Bence sen onları ver, ihtiyaç sahipleri kullansınlar. Hani başına kalkmaksa. Evet, evet. Hatta o çimentoların parasını, tuğlaların parasını falanı filanı. Tabii maaşına da bir bakılması lazım.
Çok haklısınız ona Arif Hocam. Dün çok güzel söyledi. Onlar biliyorsunuz böyle 3 ayda bir, 4 ayda bir kurullara falan giriyor. Evet. İnanıyorum ki daha böyle bir sıkı kontrol yapılacak. Önce dün neler yaşadık hatırlayalım. Bir stüdyo konuğumuz daha da var. Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybıyla ilgili. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, Cahit Bey'in bir dönem ortağıydı yanlış hatırlamıyorsam. Cahit'in kardeşi... Yok yok, kız kardeşim. Zeynep. Leyla. Aman dur, neyse. Kız, ya bizim stüdyo konuğumuzun ismi neydi? Heh, tamam. Zeynep'in söylediği her şeyi ben de duydum diyor. Yani kuyuya atıldığı, işte yakıldığı önce. Ya benim anladığım kadarıyla anlatılmaya çalışan şu. Aslında Mehmet Muharrem Elbay'ın başına ne geldiyse o dönem alındı ve o arama çalışması yapılan işte o araziye götürüldü. Ama aradan 3 sene geçti nereden baksanız. Yani 3 sene içinde polis de orada araştırmalarını sürdürdükten sonra tabii o ceset başka yere taşınmış olabilir mi? Çok muhtemel. Görüyoruz bunu. Oluyor. Aslında konuşulanlardaki hani kuyuya attı, asitle yaktı, yok orada götürdü, yaktı falan kısımlarında benim kafamda öyle şeyler var. Bir izleyelim. Ortağı da gelecek. Cahit Bey'i de bir izleyeceğiz. Yeter artık ya. Bu adam benim canım. Adam buraya gömülmüş. Niye sana yanlışlıkla verdi? Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için gelmişti programımıza. Programımıza başvurduğunda babasının yanındaki ilk çocuğunu yıllardır göremediğini söylemişti. Zeynep'in 5 tane çocuğu var. İlki de bu dayının oğluyla evliliğinden olan Firdevs. Firdevs'e telefon attığımızda... Kendisini görmek hiç istemiyorum. Bak. Oraya çıkıp milletin gözünü boyuyorsun. Tersliyim diyorsun, yok gözüm görmüyor diyorsun. Görmüyor. Daha 3 hafta önce ben kendisini dolmuşa binerken gördüm. Gözü görmeyen insan dolmuşa koşa koşa biner. Ben hatırlamıyorum. Sen işte işine gelmediği gibi hatırlamazsın. İşine geldiğini hatırlarsın. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep Ergül'le ilgili şok edici bir başka iddiayı ise 19 yaşındaki kızı Fatma ortaya attı. Benim annem seninle doktora gideceğiz dedi. Gözleri görmüyor, kulakları duymuyor falan diyeceksin dedi. Raporumu dedi yükselteceğim dedi. Abini araba alacağım dedi. Ben... Engelliler için vergi indirimiyle araba alınıyor. Sen de tutacaksın oğluna işte araba alacakmışsın yani. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi haram. Babasından kalan evinin elinden alındığını ve dolandırıldığını ileri süren Zeynep Ergül bu konuda da doğru söylememişti. Çünkü sen dedin ya benim evimi elimden aldılar diye. Evet. Gittik mahallende konuştuk. Çocukluğumuzdan beri hep bir arada büyüdük yani. Çok üçgenci biri. Arkamızda gördüğümüz şu yeni yapılan binanın ama önceki eski hali şu şekilde. Bu evi sattı. Tapu dairesinde Emin Özer çıkardı. Zeynep Ergül'ün 15 bin lirasını çıkardı, saydı, verdi. Tapusunu devraldı. Adam evi yıkıp tekrar yeni yapmaya başladı. İnşaat böyle bu şekil meydana çıkınca beni dolandırdı, evimi elimden aldılar diye. Alan adamı mahkemeye verip tekrar bir daha para talep ettim. Adamlardan para koparmak amacı. O insandan ne zaman para almışım? Adamlar kendi kendini gösterdi. He? Kendilerini gizlemedi. Ben onları tanımayayım bile. Onlar senin çocukluk arkadaşın, aynı mahallede büyüdü. Büyümüşler. Değil. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sen tapu dairesine hiç gitmedin mi? Onda gittim. Kimliği verdim, fotoğrafı verdim. O Özgür dedim. Tamam adam... sonra sana tapu müdürü sordu ya da tapu görevlisi. Sormadı. Mümkün değil. Vallahi değil mi? Olmaz öyle şey. Sen eşin senin bıçaklandı, gelip ifadesini almadılar dediğimde de hayır gelmediler dedin. Komutan gelmiş. Sana da hani ailen senin malını mülkünü çalmıştı. Ailen de sana gayet güzel bir yer bırakmış. Programa damgasını vuran çarpıcı iddiayı ise Müge Anlı açıkladı. Demişsin ki yine evimin yanında yere eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak oradan su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit yalan döktük. Arasalar bile bulamazlar yalan demişsin. Yalan. Herkese ben, anlatmışsın. İşte üzerine asidine kadar için anlatmışsın. He? Aside kadar aside. He. Bu asit meselesi benim çok dikkatimi çekti. Cahit asitin üzerine oturuyor. Fakat hastaneye bile gitmiyor. Polisler soracaklar ne olacak diye. O dönem biliyorum onu. Hani Mehmet'in kaybının da nereden baksan bir buçuk yıl sonrasından bahsediyoruz. Kızının kaybolduğu tarihte değil de aylar sonra programımıza katılmasının nedeni de merak ediliyordu. Sen kızının kaybından 5 ay sonra buraya gelerek kime gözdağı vermek istedin? Gözdağı vermedim. Cahit'e mi? Ercan'a mı? Çünkü sizin yine ev problemleriniz olmuş. Sen Cahit'in kızını arayıp babam bana evin yarısını verdi demişsin. Ama aslında sana
Cahit Erdin bu evin senin? Yarısını falan da vermedi. Sen kızın kaybından 5 ay sonra buraya gelip sen aslında Cahit'e gözdağı vermek istedin. Yok, alakası yok. O zaman senin kızın kaybolduğunu ertesi günü gelirdin cezaevi kapılarında. Benden bahseden kadın, kızı kaybolup bana mı gelmeyecek? Zeynep Ergül'ün ağır şekilde suçladığı isimlerden birisi de ablasıydı. Kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği ablasıysa çok daha farklı olaylardan söz ediyordu. Senin ablan Leyla ile de konuştu. Kadın iki gözü iki çeşme ağlıyor. O sürekli ağlar. Diyor ki, evet. Hani seni öldürmek istiyordu. Evet, şimdi... öyle. Gözyaşını atayım, sen gözyaşları. Ablası diyor ki, ben onu yanıma aldım, barındırdım. Sonra sen sekiz bu evden ayırız. Çık dediğin zaman da senin kocan bana böyle böyle yaptı ya da yapmaya çalıştı her neyse artık bu ev benim, sen git demişsin ablana. Kocamın dedi zaten dedi sende gözü varmış dedi. Otur kocama dedi avratlık et dedi. Ben de dedi gideyim dedi. Bu olay böyle oldu. Hangi kadın söyler öyle bir şey? Vallahi söyledi. Benim şahidim Allah. Bir insanın, kendini arındırmaya çalışma. Bir insanın, bir insanın bin tane yeter. Dostu varsa bin tane de düşmanı var. Yeter. Ne yeti? Zaten bu kadar alnım insanın açık. Da işi gücü yok. Alnım senin açık. Arabamayı arayacak değil mi? Alnım açık. Kusura bakma oturduğun yerde kimse sana getirdi. Sen buraya geldiğinde sadece fitreyle o evi yaptırdığını söylemiştin. Evini gördük. Portakallar, yemekler, zeytinyağlar. Tamam da onu haldan evde iki tane büyük ekran televizyon. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Mehmet Muharrem Elbay ile ilgili dikkat çekici, karanlıkta kalan bir olaydan söz etti. Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybını işlerken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bir mektup gidiyor. Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybının sorumlusu eşi Figen Elbay, Kara Mehmet ve taksici Mustafa'dır. Sonra emniyet yetkilileri bir araştırma yapıyorlar. Araştırmada postaneye gidiyorlar ve postaneden bu mektubu attıkları düşündüğü kişinin görüntülerini elde ediyorlar. Mektubu atan bu ekranda gördüğünüz kişi. Şimdi iki ihtimal var. Ya bu beyefendi biliyor, hani gelecek bunu açıklayacak, ya da şüpheleri başka bir noktaya çekmek için böyle asılsız bir ihbar mektubu atıldı. Veriyor. Sen tanıyor musun Zeynep bu kişiyi? Tamam. İş ortakçılarınızdan mı? Büşra sen ne hatırlıyorsun? Hatırlarım. Hakkınızı savunuyorum. Allah Allah. %25 görüyordun evet. Sen. Evet. Bunu tanıyıp tanımamak için buraya kadar gelmesi lazımdı. Git bir bak yakından. Of. Tanımıyorum ki ben kimseyi. Hayır göremedin ya. Bak o kolunu. Şimdi oralarda durman lazım he. Yok ben tanımıyorum. Artık hadi söyle anlat da. He. Bulana kadar da gitmeyeceğim, senle gitmeyeceksin açıklayana kadar. Niye? Kaçamazsın yani. Ki benim yerim belli değil. Lüks söylediklerini sonlandır öyle git. Benim söyledim anlattıklarım gibi. Hı hı. Neyi Zeynep'cim ama anlatmışsın bunca zaman herkese. Ama işte Müge Anlı'ya çıkacağım dedim. Çünkü benim kardeşim öldürdü diye çıkacağım demişsin. Hedef şaşırtan bir ihbar mektubu. Postanedeki meçhul kişi kim? Mehmet Elbay'ın kaybıyla ilgili görüntülerdeki o kişiyi tanıyanlar. Bizi arayın. Az sonra Müge Anlı'da. Ya kedi köpek kuş için arayan izleyicilerimizden bir tane bile tanıyan çıkmadı. İnşallah bugün tanıyan çıkar. Hatta bazı izleyicilerimiz arayıp acaba... Hani Suriye'de yaşayan biri mi o asılsız ihbar mektubunu attı, hani geldi girdi çıktı attı falan diye de böyle ihbarlar oldu Gaziantep'te yaşayan izleyicilerimizden. Olur mu? Olur elbette. Efendim bu ekrandaki kişi Mehmet Muharrem Elbay'ın o cinayet diyor, cinayetiyle ilgili başka üç kişiyi suçluyor. Hatta onlarla da röportaj yaptık. Şimdi tabii bu kişinin... Hani polis buluyor güvenlik kamerası görüntülerinden. İşte mahalleye soruyor, onu soruyor, bunu soruyor falan. Kimse diyor ki bize ait, bizim tanıdığımız birisi değil. Siz tanıyor musunuz Hüseyin Bey bu kişiyi? Tanımadım hayır. Siz de tanımadınız. Tanımıyorum evet. Sizler tanımadınız. Evet. Zeynep tanımadı. Cahit Bey'e sorduk, o da işte cevaplayacak. Çünkü kimse tanımadığını söylüyor. Madem tanımıyorsa o zaman nasıl bu cinayetle ilgili bir ihbar mektubu yazabilir ki? Hı. O zaman değil mi? Hani evet. Yine o çevreden olmalı. Yani yine bu konuştuğumuz çevrelerden biri ancak bu konuyla ilgili bilgi sahibi olup cinayet masasına işte şunlar şunlar öldürdü diyebilir. Ama bu kişiyle ilgili bir bilgi gelmedi. Mesela mektupta ismi geçen Kara Mehmet lakaplı kişiyle konuştuk. Ona da sorduk. Dedik ki siz tanıyor musunuz? Çünkü mektupta sizin Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürdüğünüz söyleniyor. Onu da bir izleyelim.
Mehmet Muharrem Elbay soruşturması açısından çok kritik bir öneme sahip olan ihbar mektubunu acaba kim yazmıştı? Mektupta suçlanan isimlerden biri de çevresinde Kara Mehmet olarak tanınan kişiydi. Kara Mehmet, görüntülerdeki kişiyi tanıyamadığını söyledi. Çok dikkatli baktım. Biz o adamı tanımıyoruz. Bu semtin, bu çevrenin insanı değil ama. Hiç görmediğim, bilmediğim bir insan. Muhsin Gümüş ismi kullanılarak gönderilmiş bu mektup. Bu ismi duymuş muydunuz, tanır mısınız? Duymadım da bilmiyorum da. Sahtedir %100. Kara Mehmet mektubu göndereni tanımasa da yazdıran kişinin kimliği hakkında bir tahmini vardı. Bu senaryoyu Cahit Ergül hazırlıyor, o yapıyor. Kendi kafasından düzenliyor, senaryo yazıyor. Olayı çarpıtmak istiyor sağa sola. Ulaştırmak istiyor, kendini kurtarmak istiyor. Başka bir şey yok. O işi yapamıyor adam, şikayetçidir zaten. Sahte senetleri işte o adam belki de zorla yaptırdık, Mehmet Erbay. Okumuş, muhasebeci bir adammış. Nasıl yazıyı, ters yazıyı? Bu adamı da işte o adamın başının altında. Başka kimsenin bir suçu günahı yok. Bu işi Cahit Ergül yapmıştır. Başka kimse yapmamıştır. Evet, Kara Mehmet diyor ki, benim düşüncem bu işi Cahit yaptırdı. Cahit olayları başka yere çekmek için böyle bir asılsız ihbar mektubu yazdı, görüntüledi. İşte bu kişiyi eğer bulabilirsek, mektubu gönderen kişiyi bulabilirsek aslında cinayet masası evet, o kişiden bunu rahatlıkla öğrenebilecek. O nedenle bu mektubu postalayan kişiyi görenler, bilenler, tanıyanlar, tahmin edenlerden telefon bekliyoruz efendim. Ve mektupta işte bu cinayetle ilgili Mustafa Alkan'ın da adı geçmişti. İddia şu, Mustafa Alkan Mehmet ya da ona mı vermiş, ona mı vermiş, yani bir para mevzusu olmuş aralarında. Mustafa Bey babama vermiş. Babana vermiş, evet. Baban da geriye ödememiş. Öldürmüş. Ondan sonra o nedenle de işte Mustafa Alkan da bu cinayet çetesinin içine dahil olmuş. Dediğim gibi bunlar asılsız, bana göre asılsız ihbar mektubunda. Çünkü eğer bunun aslı olduğunu bilen kişi... Sizin ailenizden biri olması lazım. Hı. Ya da sizin mahallenizden birisi olması lazım. İşte aynı kahveye gidiyor olmaları lazım. Aynı işin içinde olmaları lazım. Yoksa şimdi durup dururken ben nereden bileyim? Atıyorum Van'da yaşıyorum, Malatya'daki birinin kim kimi öldürdüğü duyabilmem için benim de o işle, o kişilerden biriyle bir tanışıklığımın olması lazım. Bir konuşurken duymalarım lazım. Bir bağlantı, şey lazım yani. Bağlantı gerekiyor. Eğer ortada öyle bir şey olsa, yani posta yoluyla mektupla neden gönderiliyor da bizzat gelip emniyete ifade vermiyor? Yalnız Müge Hanım, ben bir şey, bir konuya değinecektim. Bu bizi emniyete çağırmışlardı bundan 1,5 yıl önce. Büşra'la birlikte emniyete gittik biz. Bizi bir resim göstereceğiz size dediler. Gittik, orada Büşra tanımadı, ben de tanımadım. Tanıdığım yani bir yüz değil. Oradan ayrılırken cinayet masasındaki o amire ben sordum. Bu kim dedim, memur bey dedim. Bu dedi Cahit Ergül'ün dedi arabasına çarpıp kaçan kişinin akrabası dedi. Ali Baba'nın civarında o Cahit Ergül'ün arabasına çarpıp kaçmışlardı. Aynı kişiden mi bahsediyorsunuz? Aynı kişiden ama bahsediyoruz. Aynı şöyle saçının yani etrafı usturayla alınmış. Üstte bir saçı vardı, elinde bir çantası var aynı bunun gibi. Ben aslında çok da gölgeli de o cinayet masasındaki amir bana bunu söyledi. Tadan fazla bir bilgi vermedi. Alakası yok Müge Hanım. Evet. Yani bu şahsın, Cahit'in arabasına çarpan şahsın bu adamın tanıması mümkün değil. Şeyi, Kara Mehmet'i, taksici Mehmet'i tanıması mümkün değil. Yönlendirmeden başka hiçbir maksat yok bu işte. Ama cinayet kesinlikle masasında bu kişiyi yani şu diye tespit edemedi. Evet. Yani evet, tahminler üzerinden gidiliyor. Şu diye tespit edemedi. Ya ben... Şimdi biz hep şunu gördük. Mesela biz bu beyefendiyi gösteriyoruz. Bu beyefendinin ortaya çıkıp demesi lazım ki hani benim, ben değilim, mektubu attım, atmadım, atarken şunu duydum, duymadım. Hani yapılması gereken o değil midir? Efendim zaten herhangi bir konuda ihbarda bulunan bir kişi eğer gerçek ifade sahibi ise kendisinin kalkıp da başka yönlere bunu şüpheli görüp de bir tarafa atılmaması için gidip savcının kapısını çalıp efendim benim ismim gizli tutulsun, hüviyetim açıklanmasın, bu ihbarı ben size yapıyorum, değerlendirin, adresim de bu, sizde gizli bulunsun. Ama lütfen açıklanmasın dediği zaman hüviyet açıklanmaz, adres açıklanmaz ve sayın savcı da aldığı bilgilerin gerçeklik derecesini ilgililerden santimine kadar tespit ettirir. Açık bu kadar durum. Ama yok, her önüne gelen bir tane imzasız mektup baksın, zaten imzasız, adressiz yapılan ihbarlardır. Dikkate alınmaz.
Bu tür ihbarlar ortalığı karıştırmaya matup ihbarlar olarak kabul edilir. Ben buradan bu beyefendiye sesleniyorum. Bey midir, hanım mıdır kimse? Bu mektubun sahibi gerçekten bir olayın aydınlanması için bu yazıyı kaleme almışsa, insan olarak, vicdan sahibi olarak duyduğunu ifade etmenin vicdan rahatlığına kavuşmak için bu görevi yerine getirmek istiyorsa, lütfen biraz önce söylediğim gibi bu tahkikata bakan Sayın Cumhuriyet Savcısının, bakın polise falan gitsin demiyorum, bizzat en üst makama, en üst makam emniyetin de başında olan kişi Cumhuriyet Savcılığı. Gitsin Sayın Cumhuriyet Savcısına desin ki ben size böyle bir ihbar göndermiştim. Ben buyum, ismim bu, cismim bu. Vicdan azabı çekiyorum olayın aydınlığa kavuşmasına yardımcı olmak istiyorum. Ama lütfen benim hüviyetim gizli tutulsun. Bitti. Yapılacak iş bu. Bunu yapmadığınız takdirde bu ihbarın gerçek bir bilgi olmadığı, tamamen suyu bulandırmaya matup olduğu kabul edilir. Edilmesi ama, lazım. Ama işte o zaman da sen niye seni buldukları zaman da sen niye bu suyu bulandırmak istedin diye sorulur. Tabii. O zaman tabii emniyet onu bulursa ondan bunun sorusu yapılır. O zaman yapılır. Yani ben seni bulmadan sen beni bulmuyorsa. Evet. Niye hedef şaşırtıyorsun? Niye hedef mi şaşırtıyorsun evet. Yani? Nereden o zaman çıkardın? Gerçek bilgi sahibidir. Evet. Gerçek bilginin ortaya çıkmaması için bir takım yalan beyanlarla yöneticileri yanlış yollara sevk etmenin de bir cezai sorumluluğu var. Yani aslında bugün cinayet masası onun söylediklerini doğru kabul ettiği için aramıyor yani. Evet. O neden böyle bir şey yapıldığını sormak için aranıyor yani bunun altını çizmek bu lazım. Bu da ancak hedef şaşırtacaksa bir kişi ya da o kişiye çok yakın bir başka bağlantılı kişi yapacaktır. Bunu yapmalı yani. Başka ortaya çıkmadığı olamaz. Takdirde hedef şaşırma kabul edilir. Emniyet birimleri de bunu bulduğu zaman bunun lazım gelen sorgusunu şu halde ona sorar. Bence bulunmalı ya yani gerçekten artık yani bu dosya kapansın çok arzu ediyorum. Yani eminim evet. İzleyicilerimiz evet, öyle. Evet hepimiz arzu ediyoruz. Ve işte yani. Mektupta ismi geçen Mustafa Alkan taksici. Onunla da görüştük bu mektubu sorduk. Mehmet Muharrem Elbay soruşturmasında hedef saptırmayı amaçladığı ortaya çıkan ihbar mektubunda adı geçenlerden biri de taksici Mustafa'ydı. Kayıp kahvehane işletmecisiyle 40 yıllık mahalle arkadaşı olduğunu vurgulayan taksici Mustafa, aralarında ne para ne de faiz konusunun söz konusu olduğunu söyledi. Ne Mehmet bana para verdi ne ben Mehmet'e para verdim. Aramızda böyle bir şey olmadı. Alacak vereceğimiz yoktur. Öyle bir şey de faizli para filan yoktur. Görüntülerdeki kişiyi tanımıyorum. İhbar mektubundaki ismi ise hiç duymamıştı. Yayınımızda görüntülerine yer verdiğimiz meçhul kişi ise çok dikkat etmesine rağmen tanıyamadı. Tanıyamadım. Muhsin Gümüş ismi. Size tanıdık geliyor mu? Yok. Tanımam. Çevremizde ile Muhsin ismi kimse de yok yani. Amaç ortalığı karıştırmak. İftiradan başka bir şey değil bu. Ortalığı karıştırmak için yolladım. Beni sevmeyen bir tanesi. Mektubu veren adam piyasaya çıkması lazım. Nerede para vermişim? Bana nerede Mehmet para vermiş? Kaç para vermişim? Ne zaman vermişim? Onu çıkartması lazım. Benim ne ilişkim varmış onlardan? Adımı niye vermişler? Gelsin benim yüzüme karşı konuşsun. Sen böyle böyle faize para vermişsin. Ben de seni şurada gördüm. Beni niye alet edin ki sağa sola? Kim olduğu da belli değil. Ama o adamın bulunmasının ortaya çıkmasını isteyeyim. Evet, gözümüz kulağımız aslında bu kişinin kimliğiyle ilgili evet. Gelebilecek bilgi de. Evet. Hüseyin Bey, siz yani ben sizi Cahit Ergül'ün ortağı olarak hatırlıyorum. Ne evet. Yapmıştınız siz ortaktınız? Ne iş yapmıştınız? Açık hava ev reklamcılığında tabelacılıkta ortakçılık yaptım. Tabelacılıkta. 2,5 sene evet. Sonra bitti mi tabelacılık artık? Yani onunla ortakçılığımızı bitirdik. Bitirmek zorunda kaldık. Bunu daha önceki yayında da ben anlatmıştım. Yok hatırlayalım. Yani hesaptan dolayı bir yaptığı hainlikten ben bitirmek durumunda kaldım. Sizi yani daha fazla para aldığına inandınız. Yani bu da çünkü sizin iddianız diye yani böyle söylüyorum. Yani olursak hesabı kendisi tutuyordu. Ben de ayrıyeten bir geri planda tuttuğum bir kasa defterinde yani benim alıp almadığım neler verdiğini aşağı yukarı bundaki yaptığı usulsüzlükleri hissettim. Hocam ben ayrılmak istiyorum dedim. O zaman yani işte hocam diyordu keşke demeseydik. Hocaydı. Yani içini doldurmayan bir hocaydı tabii ki.
Din görevlisi değil miydi beyefendi? Vallahi ben imam olma nasıl imam oldum ben bile bilmiyorum demişti. Yani onunla yani ilgili... Yani kendi lafını söyle hatırlıyor musunuz? Evet, onunla yani ilgili bir Antep'te bir olay olmuş zaten. Hani burada dünyada en son imam olacak adam benim demiş. Burada hatırlıyorsanız. Dünyada evet, en son imam olacak yani adam benim demiş. Yani buna itiraz inanıyor adam zaten. İnanmayan bir yapısı vardı. Hatta vardı o görüntü sizde. Buradan göreve döndükten sonra cemaat demiş ki ya hoca dünyada madem en son imam olacak adam sendin. Ya bizim suçumuz ne de bize imamlık yapıyorsun diye cemaat camiyi terk etmiş. Çok haklılar. Müftülüğe gitmiş. Ya sayın müftüm bu hocayı başımızdan al. Adam kendisi itiraf ediyor. Bize imam. Müftü o, ne yapmış? Müftü yani açığa aldı. Ondan sonra emekliye sevk etti. Yani şeyden genel merkezden bir soruşturma geçirdi Cahit. Yani o mahallede oturan bir akrabamız var. Onun vasıtasıyla işittiğim bu. Ben camisine de gitmem, cemaatine de gitmem. 10 yıldan beri de konuşmuyorum. Şimdi tabii çok enteresan şeyler oluyor hayatta. Bir tek tabii Türkiye'de değil, tüm dünyada oluyor yani hayatta derken genelliyorum. Şimdi bazı meslek gruplarının bazı şeyleri yapması hani zinhar yasaktır yani. Şimdi hiç kimsenin mesela usulsüzce bir iş yapmasını kabul etmeyiz toplum olarak. Ama bazı meslek gruplarında eğer biz bunları görürsek... çok daha fazla tepki gösteririz. Neden? Çünkü ayağa o kalkarız. Mesleğe hiç yakışmaz diye. Mesela bir doktorun hastasına uygunsuz bir dokunuşu gibi. Aynı şekilde bir din görevlisinin de dürüst olmaması gibi. Yani bunu da neden söylüyorum? Yine çünkü kendisi itiraf ettiği için söylüyorum. Mesela çek senetten şey vardı. Yani o söyledi ben bilmiyorum yani. Çek senette usulsüzlük. Sahte senet düzenlemekten yani. Sahte senet düzenlemek. Biz deden imza attık. Bu imzanın ortaya çıkmayacağını. Zaten Mehmet'in de husumetinin başlama sebebi buydu. Mehmet'in Cahit'in arasındaki. Evet yani biz o imzanın anlaşılmayacağını sanıyorduk. Anlaşıldı falan diye kendisi anlatmış. Yani siz çok iyi hatırlıyorsunuz. İşte yani biz nasıl bu imamlık falan mevzusunda sorduğumuzda gayet demiş ki bu dünyada en son imam olacak insan da benim ama hani oldum demişti. Yoksa çok değerli imamlarımız var. O meslek grubu için ama asıl onlar bunu zaten çok tepki gösteriyorlar. Lazım. Bu şekildeki beyanını demek ki bir samimi itirafla bulunuyor. Zaten yani işte cemaatle gitmiş müftüye demiş ki madem dünyada en son imam olacak kişi alın o zaman bunu bizden evet. demişler. Yani aferin evet. o cemaate de oralarını o kadar yani, takip etmedim yani. Müftüyü de tebrik etmek lazım ki cemaati dinlemiş, dikkate almış, uzaklaştırmış yani. Hayır yayına ilk bağlandığında çünkü kesmek zorunda kalmıştı. Öğle namazını okuyacağım diye ben oradan anlamıştım yani. Tabii hani diyorum ya bazı meslek gruplarına hani insanlara yakın bazı meslek gruplarına bazı şeyler hiç yakışmıyor. O nedenle tabii bizi de şaşırtan bir durumdu bu. Şimdi siz burada tabii Zeynep Hanım'ın bir takım açıklamaları oldu. Onun iddialarıdır. Evet. Fakat bu açıklamaları gerçekten her yerde yapmış. Hani ben çok ikna oldum. Evet. Yani bu köy minibüsünde de konuşulmuş, cezaevi kapısında da konuşulmuş, durakta da konuşulmuş, her yerde konuşulmuş. Şimdi... Başkaca yerlerin ismini söylemek istemiyorum ki onların da açığa çıkmasın kimlikleri diye. Ve siz de duymuşsunuz. Yani Zeynep Hanım'ın anlattıklarından birçoğu aslında dedikodu olarak zaten orada konuşulmuş. Şimdi Müge Hanım yani biz aynen ilde yaşıyoruz. Malum ki. Yani bir ışıklara durduğumuzda, yolda yürüdüğümüzde hani olayla da bir ilintimiz olduğundan dolayı olmamız hasebiyle her yören ya o sahtekar hocayı hala daha deliğe dıktıramadın mı? O sahtekar hocanın hala suçunu çıkartamadın mı? Ya var da sahtekar hocaysa yarın bu kadar malum bir şey meydandaysa siz dıktırın benim elimde mi? Ha, size öyle söylüyorlar. Yani bunu söylemeyen yani Antep'te yoktur. Tanısın tanımasın. Kırmızı ışıkta durduğumuzda vallahi hocam seni takdir ediyorum. Yani o adam bütün yedi herzeleri ortaya koydu diye. Siz de mi diye. Hocasınız? Efendim? Siz de mi hocasınız? Değil. Yani işte sakalımızdan dolayı bize hoca diyorlar. Ha, ben de esnafım. Anladım. Onun için olayla da ilinti olmam hasabıyla Zeynep Hanım'ın tabii ki söylediklerini duymam gayet doğal. Peki Zeynep Hanım'ın yani Zeynep Hanım'ın bunları söylediğini duydunuz mu? Hayır. Ha. Ben Zeynep Hanım'ın yani ismini çok duydum Cahit'ten. Ha, nasıl anlatıyordu? Ama şahsını ilk defa burada gördüm. Nasıl anlatıyordu? Cahit'le bizim hani 2,5 sene ortakçılığımız oldu. Evet. Daha öncesinde tanırım Cahit'in bizim ortakçılığımızdan önce. Cahit'in Zeynep için kullandığı ifadeler şunlardı. Ya kapı kapı dileniyor. Bizim yüz karamız. Bizim başımızı yere getiriyor. Böyle bir Hafız Ali Hoca'nın kızı olmaz olsun.
İşte şöyle böyle yani ağza almıyor ya kelimeler. Dilendiğini konu da söylüyor. Çünkü burada birisi bağlandığında ben hiç dilenmiyorum falan dedi de yani o da söyledi. Ben dilendiğini görmedim Zeynep Hanım'ın yanında değildi. Abisi anlatıyordu. Abisinin anlattığı. Yani Cahit'le biz çok yakındık. Bunu daha önce de söylemiştim ben. Ben Cahit'e seni eşinden çok daha iyi tanıyorum diye söyledim. Kendi doğruladı. Birçok şeyini tahmin ederim Cahit'in. Yapısını bilmem dolayısıyla. Ama hasbelkader ortak olduk. Sonra darbe yedik ayrıldık. Peki Hüseyin Bey devam ederiz. Şimdi Cahit Bey'in röportajını size izletmek istiyorum. Aslında Cahit Bey de Zeynep'le ilgili benzer şeyler anlatıyor. Hani burada ben şekerini yükseltmişim Zeynep'le ama sanırım Cahit ama. Bey yüz yüze gelince o da biraz onun şekerini yükselteceğe benziyor. Kendisinin de buraya gelmesini istiyorum. Cahit Bey'in söylediklerini doğrulasın yani. Gelsin buraya otursun kaçmasın. Şu an kaçıyor. Bahane yani şekerinin yükselmesi, felçlik geçiriyorum demesi. Nerede? Gayet iyi bana gülüyordu biraz önce. Sen gördün. 32 dişini ayırmış bana gülüyordu yani. Bilmiyorum gelmek istiyorsa gelsin Cahit Bey onunla ilgili konuşuyor. Ben bu arada valla kendimi sağlama aldım. Doktordan da rapor da aldım. Yani gayet sağlıklı olduğu konusunda, kolunda bir problem olmadığı konusunda, ağrı kesici vererek gayet ağrısını... Gayet iyi lavaboya gidiyordu yani biraz önce. Geçirmek koşa zorunda olduğu ile ilgili. Ben de artık her şeyimi... Bağlıyorum sağlama. Vallahi hayır sonradan şimdi bile... yani kafasına yıldırım düşse. Bakın ağrı son derece bireysel bir ifadedir. Objektif bir verisi yok ağrının. Ağrıyor mu ağrıyor. Çünkü doktor hastaya ve insana güvenerek yaşar. Çünkü kandırılan doktor da olabilir çoğu zaman. Bu özellikle çok önemli bir şey. Ama... ağrı kesici vermesi ağrısı olduğunu söylediği yok, için veriyor. Ben doktordan yani hani doktorun teşhisini şeyini aldım ki. Hani... Yok dünkü duruşu zaten yani kolunda herhangi bir problem olma duruşu değildi o duruş. Temarruz. Aynen öyle yani mış gibi göstermek. Büşra bakıyorsun sen seslen ben karışmıyorum. Evet geliyor Müge Hanım. Yok gelmiyor galiba. Kebriye Hanım ikna etmeye mi çalışıyor? Zeynep teyze hadi gel de otur buraya. İnsanların kendini savunması lazım. Mesela Cahit'in... Hadi Zeynep teyze gel gel burada konuş. Buraya gel. Benim de sizden derdimiz yok. Zaten benim burada çıkmaya buraya amacım gel otur, ben. Buraya gel otur. Yok buraya gel. Otur. Burada söyleyeyim. Buraya gel. Ben varım. Nasıl oturuyorsam sen de gel otur. Tamam da benim gel. Oturmama sebep kalmadı. Gel kardeşinin konuşmalarına yanıt tamam, ver. Gel. Aa buradan dinlerim ben. Hayır buraya gel bizzat burada otur dinle. Niye kaçıyorsun? Ben kaçmıyorum kaçıyorsun. Ki. Gelmediğin için kaçıyorsun. Gelmediğin için kaçıyorsun. Gel otur buraya. Ben nasıl oturuyorsam sen de otur. Gel. Ben kalan 3 tane çocuğumu kaybetmek gel. İstemiyorum. He. Kimse sen iyi annelik etseydin zaten çocuklarını kaybetmezdin. Bunu sakın unutma. Beni kınayan benim köyneme giysin. Beni kınayan benim ataşımda evet. Yansın. Yansın yansın. Ha. Yansın. Beni kınayan benim köyneme giysin. Evet. Beni kınayan da gel benim ataşımda gel. Yansın. Gel buraya otur. Benim kardeşinin onu... dediklerini doğrula nereye gidiyorsan git. Ablası. Benim seninle benim... bir işim olmaz. Benim de sizden yok zaten ki. Benim haberim... Gel yoksa işte gel yani otur. O dava... Kardeşinle yüzleş gel. Benim kardeşimle yüzleşecek şeyim yok. Zaten yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Evet. Gel otur buraya. Oraya oturmamda sebep ne ya burada oturuyorum. Gel işte kardeşinin söylediklerini burada gel yüzleş. Ben üç tane kaçarak yüzleşme. Ben kaçmıyorum. Ben 3 tane çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Gel tamam doğruları mı? Konuş. İtiraf sen, et. Sen buraya kendini acındırmaya geldim, gelmedim dedin. Evet. Ve kendini acındırıyorsun. Ben niye kendimi? Tamam babamı mı? Aramakla mı acındırıyorum kendimi? Hayır. He? Hayır. Babamı öldürdüğünüz için mi acındırıyorum? Ben kendimi... Mehmet abi aramaya farklı. Mehmet abi aramaya farklı. Ve... Ondan sonra yardım istemek falan. Müge Hanım ben sizden hiçbir zaman Kübra yardım istedim mi? Kübra benden yardım istemedi. Asla ve asla. Ben 1 liraya muhtaç oldum. Yine kimseden 1 lira istemedim. Konuşmalarına laflarına dikkat et. Kendinle karıştırma beni. Ben kendinle Allah... karıştırma. Ben Allah'a çok şükür hamdolsun. 3 katlı villam var 500 milyarlık. Fitrelerle mi direndin yaptırdın? Ben senin gibi evde oturmadım. Ben çarpındım çırpındım. Benim evde oturma döşendim. Sebebim 3 yıldır yatılak anneme bakmam.
İşte ben çarpındım, çırpındım. Laflarına dikkat et. Direndim yani, direndim bu yani. Bu üç yıldan beri annesine bakıyor. Başka bir şey yok. Annem bildiğim gibi ağlıyor, fenalaşmış. Ben yapmamı arama peşindeyim. Bir şey arama diyemem. Peşindeyim. Allah yardımcını olsun. Her şeyi sen biliyorsun. Gel şurada konuşalım. Bir aydınlığa kavuşturup niye yere gidelim. Niye kaçıyorsun? Üç günden beri oturuyordun. Bugün niye kaçıyorsun? Ben kaçmıyorum. Kardeşin karşına çıkıyor, röportaj yaptı diye mi kaçıyorsun? Yok, hayır. Gel, gel o zaman. Gel. Buradayım. Ben burada derim. Gel buraya gel. Zaten şu an seni herkes bu şekilde görüyor. Bir saniye. Sadece cesedin biz yerine bulmak istiyoruz. Yok, gitmeyeceğim. Suçlar meydana çıksın. Onu istiyorum. Başka bir istemiyorum. Yok bizim. Kesinlikle. Biz ben çocuklarımı çocuklarımın sözlerine dikkat et. Çocuklarımı sen, sen kendini herkese karıştırma. Ama o cesedin yeri bulunması gerek. Mezarının olması gerek. Vallahi Zeynep Hanım'ın katılmaması bana yani bildikleri var da söylemiyormuş gibi geliyor. Katılsa daha açıkçası geldi. Yardımcı olduğunu düşüneceğiz ve daha farklı bir bizim burada iyi niyet çerçevesinde düşüneceğiz. Sizle yardım. Kaçıyorsun, gel otur o zaman. Gel otur. Kaçıyorsun. Allah'tan gayrı hiç kimse kaçıyorsun. Kaçıyorsun. Benimle muhatap olma, otur. Sadece sorulanlara cevap ver. Sen beni tehdit ettin. Ben seni niye tehdit edeyim? Senin başına gelecek şeyi ailen tarafından, onu söylüyorum. Benim sana tehdit ettiğim ölüm, şey yok. Ölüm ölüm. Senin benimle bir işin olmaz, benim de seninle bir işim olmaz. Bak ölüm ölüm, bir ölüm. Bu dünyada göçmem gerekirse zaten onları öldürmesi bahane. Gel işte bahane. Bize iyilik et de öl git. Ya i̇yilik edin. İyilik edin bir şey sizin... iyilik eder. Hayır hayır görmedim sizin bilginiz şey, var. Var. İşte sizin bilginiz var. Bu bilginiz var. Eşinizin de kardeşinizin de. Tamam bir şeyler yapıldığından haberimiz var. Onlardan Mehmet abi benim hiç bir alakam yok. Biz bunu 3 yıldan beri de yaşıyoruz. Olmaz için mi itiraf ediyorsun? 3 yıldan beri. Ne itiraf edin? İtiraf atıyorsun ha? Tamam İtiraf ediyorsun. Herkese gidip birine söylersin, iki kişiye söylersin. 100 kişiye gidip söylemezsin. Sen dedin ki ne? Gel kardeşlerin dediğine cevap ver. Evet, daha kardeşin röportaj yapmış. Cevap ver işte. Tamam. O zaman sen niye? Kardeşine cevap ver. Sen niye kendini bana baskı uygulamaya çalışıyorsun? Ben seninle baskı var. Uygulaman benim seninle. Hiçbir yerde. Ben nasıl burada oturuyorsam senle gel otur dedim. Kardeşiniz canlı yayına gel. Benim burada oturacak bir şeyim yok ki. Kardeşiniz canlı yayına geldiğinde... Ben buna gelme sebebim çocuklarımdı. Evet. Kardeşiniz canlı yayına geldiğinde... İşte kendi ayağına düştün. He? Kendi ayağına düştün. Programa katıldığında... Programa katıldığında... Allah'ım kendi ayağına düştün. Bir saniye, bir saniye. Programa geldiğinde Cahit Ergül, Müge Anlı'ya bir soru sormuştu. Bir şey söylemişti. Sen 50 program da yapsan, 100 program da yapsan sen bunu bulamazsın demişti. Kim? Cahit mi? Evet. Müge Hanım, i̇şte Müge Hanım'a canlı yayında bunu söyledim. Şey Müge Hanım ne dedi? Bir saniye Müge Hanım ne dedi? Ben burada 12 yıldan beri program yapıyorum. Hı. Ben bulurum Cahit Bey diye tebessüm ederekten geçiştirdim. Gülümseyerekten. Şu an ki yani... Bu adam zaten kendi kendine itiraf etti. Hı. Sen bunu bulamazsın dediğinde zaten iş bitti orada. Ama emniyet bir şey yapamadı. Burada ben neyi bekledim biliyor musun? Çünkü yok etmişler ki. Burada canlı yayında ekip içeri girecekti. O adamı alıp götürüp sorgulayacaktı. Hadi ne kadar biz Antep Emniyetinden de bekledik bunu. Ne kadar asistlikle buradaki İstanbul Emniyetinden de bekledik. Söyle. Maalesef hadi. Olmadı. Olmadı ya. Tamam da ben yapamadım. Ne kadar asistlikle babamın üstüne yok ettiniz ha? Ne kadar asistlikle yok ettiniz? Ben sen alakalı değilim. Sen şu an niye biliyor musun? Sen de olduğun için suçun içinde. Sen kendini örtbas etmek için ele koymuyorsun. Sen eşini de ele vermek istemiyorsun. Kardeşini de. Çünkü sen de basın için içerisinde. Onları geç. Kendin işin içinde. Ercan Metris cezaevindeydi. Araştırılsın. Sen işin içindesin. Hayır. Önceden yapılmış olabilir. Önceden yapılmış olabilir. Önce yapılmış olabilir. Allah rızası için bu kadın Antep'e döndüğünde emniyet tarafından alınır. Tamam alınsın. Senin hakkında suç duyurusunda da bulunacağım. Artık sen de varsın. Bu işin alnım içinde. Alnım sen de var. Bildiklerini paylaş ya. Bildiklerini tamam paylaş. Tamam da bildiklerimiz atıyorum. Ben diyorum. Artık sonuca. Sen de varsın. Her yani. Her dediğim gibi işte kardeşim Müge Anlı'ya çıktı, arkadaşını kaybetmekten suçlandı. Onlar bir 100 kişiye de aynısını söyledi. 100 kişiye de aynısını söyledi. Herkes aynısını söyledi. Niye o zaman herkes onu söylemiyor? Herkes aynısını söylüyor. Herkes aynısını söylüyorum ben. Ama siz niye dediniz. Tamam ben kardeşi söylüyor. Zeynep'cim oraya kadar tamam. Kardeşim onu kaybetmekten suçlandı. Kısmı tamam. Ama sonrasında sonrasını söylüyorsun. Kuyudan bahsediyorsun, bak, su çıkmayan kuyudan, kör kuyudan. Yanlış anlaşılıyor ve şimdi izleyeceğiz. Cahit Ergül diyor ki evet burada bir 20 metre ötede bir kuyu açıldı. İçinden su çıkmadı. Bizim arkadaş da soruyor nerede bu kuyu? Vallahi ben de yerini bilemem yani buralarda bir yerlerde kazdık çıkmadı diye de üstünü örttük kapadık diyor. Şimdi köy otobüsündeki adam
Cahit'in orada kuyu açıp üstünü kapatıp nereden bilmem ne bilecek? Yaptığını nereden bilecek? Değil, kuyu lafımı yapla bak yine söylüyorum, bak geldiğimde de aynısını söyledim. Kuyu lafı yani Ercan'dan dolayı söyledim. Bak dedim Tina, Mustafa'nın oraya götürmüş, bıçaklamış. Ya, o konu ayrı. Ha, işte ben bunu anlattım. Başka yani öbür konulardan haberim anladım, yok. Anladım, o konu ayrı ama sen insanlar, arayan insanlar... Yani illaki yayına bağlanmaları gerekmez ki. WhatsApp ihbar hattı var. WhatsApp ihbar hattına da bilgi... Üstelik beni çok iyi bilirsiniz. Ben biri de kaybolduğunda öyle herkes benzetir arar. Çok teşekkür ediyorum. Arayın. Benzetmek de çünkü önemlidir. Ama ben herkesi bağlamam yayına buradaki ailelere ümit vermemek için. Bakarım. Ya mesela şimdi burada öyle mesajlar var bak, ki... Dün Büşra yine söyledi. Yine aynı kelimeyi söyledim ben. Hayır, bizzat tanıdık. Sen kuyudan, asitten... Tarladan, yakmaktan bahsetmişsin. Ben asiti sizden duydum valla. Ben asitin ne olduğunu bile bilmem. Yine valla deme. Allah'ı vallahi yine Leyla, karıştırma. Leyla Büşra, sana, ben Müge'den görüşümce müdahale etme lütfen. Benim olayım. Hayır, Leyla benim sana, babam söz konusu. He? Leyla sana anlatmış ya ablan. Asitin mi? Cahit kalçasını yakmış diye. Öyle anlattı yani asit dökülmüş falan demedi. Bak. Asit dökülmüş demedi hadi yani bana. Hadi sökü Zeynep teyze hadi. Leyla'yı bağlayabilirsin yani. Leyla da zaten katil ve iki gözü iki çeşme timsah gözyaşları döken bir katil. Evet abi. Öyle evet, dedin ya sen. Evet, evet dedim. Öyle dedin. Evet. Ya senin de öz Kapıcım ablan. Mi? Tamam da yani şimdi söylediğini söyledim diye yani yalancı durumuma mı düştün? Hayır hayır yani Leyla da şimdi ne dese artık ona da inanamayacağız. Hı? İnanamayacaksın ya. İşte ben duyduğumu söyleyeyim yani kimden ne duyduysam onu söylüyorum anladım zaten. Tamam anladım. İşte herkese söylediklerini de söyle. Neler söyledin? Onlara şey nasıl söylediysen bize de söyle. Hiçbir şey abi bilmediğini kabul edelim. Diyorum Zeynep Tina, Hanım. Aa benim namussuz kardeşim diyorum. Arkadaşını kaybetmekten suçlandı. Müge Anlı'ya çıktı diyorum. Bak, aa sana da aynısını tamam, söyleyeyim. Aynı şeyi tekrar aynı, ben her yerde söylüyorum. Yani papağan gibi artık söylemekten ben... Yorum, ben ama biraz bir şey sen onun virgülden sonra çıktı ya da noktadan sonra... Geriye kalanını da anlatmışsın. İşte Ercan'ı da bıçakladığını anlattım. Anladım. Peki Cahit'i bir istiyorsan bir bakalım çünkü Cahit bunu da yalanlıyor. Durduracağım arada. İşte bak onu da söyleyeyim. Yapma dur yayınlanmadan. Bu olay oldu bak Ercan'ı bıçakladıktan sonra bak ben yanına gittim. Niye dedim yaptın? Ondan sonra bana dedi ki ne? Ya dedi ben mi yaptım dedi. Bir dedi siyah dedi cip araba geldi dedi Ercan'ın dedi peşinde dolanıyorlar. Ben dedim ki ne? O zaman aga dedim. Aga dedim. Ercan'ın peşinde dedim kim dolanıcı ya dedim sen bunu dedim yalan söyleyin dedim. Hatta anamla Leyla'ya da Meyrem'e de bu kelimeyi aynı bana söylediği gibi söyledi. Ve Leyla benim oğlana dedi ki ne annenle babana inanmadı. Dayın diye öyle bir şey yapmamıştı. Babanı diye siyah bir taksi götürmüş cip gibiydi götürmüş bıçaklamıştı kahvenin önüne atmış. Hani sormamıştın? He? Hani sormamıştın? He? Kime? Hani sormamıştın? Ne Cahit'e sormuştun? Ne kocana sormuştun? He? Bir şey ben yaşananları söyleyeyim tamam mı? Bana bağırmana gerek ben yok. Ben sana bağırmıyorum. Ben ha. Şu an ama çok sinirliyim bak. Sormadım dedin. Şeye mi Cahit'e mi? Sormadım dedin. Evet. İkisine de sormadım i̇şte dedin. Ben bunu Bey'le söyledim. Bak. Anladım. Anladın değil mi? İşte ben de sana hep dedim ki Zeynep ha. Dedim bak. Sen dedim kızıyorsun küsüyorsun söylenenlere ama sen bir şeyleri biliyorsun... Ama o bildiklerinin ne anlama geldiğini bilmediğin için farkında değilsin. İşte bak mesela Tokdemir'in muhtarının getirdiğini mesela ben nereden bileyim duyduğumu söyleyeyim. Tamam. Duyduğumu söyleyeyim. Anladım yani, ama yaşadığım konumuz, bir şey söyler ama Tokdemir'in muhtarı zaten kaçmamış göçmemiş ifadesinde yanlışlık yok. O evet, zaten jandarmada var. Aynen. Bütün kahve biliyor. Evet. Bizim anlamaya çalıştığımız... Senin kocanı Cahit bıçakladıysa siz niye Cahit'ten şikayetçi olmadınız? Bak hep diyorsun ki kardeşin için. Ben tenzih ediyorum benim lafım değil ben böyle bir şey söylemem. Diyorsun ki benim namussuz kardeşim namussuz kardeşim. Ben de söylemezdim. Peki ya, ama bana kardeşini bak peki namussuz kardeşini neden jandarmaya şikayet etmedin? Soru bu. Bir durun neden? Soru bu. Soru yani bıçaklanan adam şikayet etmemişse benim yani şikayet etmeme gerek yok. Bak ben bir kere gittim. Niye o senin eşin değil mi? Büşra laf ver. Yok eşim değil ya. Ama bir dakika. Eşini savunmak istemedin mi? Vicdanın sızlamadı mı? Ha? Beni ne ilgilendirir? Aa. Bak ne güzel. Nasıl ne ilgilendirir? Çünkü bana kocalık etmedi. Şimdi bak. Ben zaten kocalık etseydi çocuklarıma baba etseydi biz bu hallerde olmazdık. Peki Zeynep'ciğim şimdi bak sen. Benim...
Yani şeyim derdimi yani şey yapmayın. Ben senin derdine falan bir şey dediğim yok Zeynep teyze. Niye o zaman sürekli atıyorsun? Şu an bu durumuna bile üzülüyorum. Bende merhamet vicdan var. Senden bu durumuna bile üzülüyorum. Ya. Ben senin neyimi gördün? Neyimi gördün? Ben bir şeyini görmedim. Ben bir şeyini gördüm demedim. Yani sürekli yani bana bak, müdahale etmeye çalıştın. Bak geçen 3 yıldan evet müdahale ediyorum. Niye? Her şeyi biliyorsun. Tamam da ben yaşadığım. Onun için müdahale ediyorum. Babam olduğu için müdahale tamam ediyorum. Tamam da sen baban... Ben buraya artistlik yapmaya, kendimi arındırmaya gelmedim. Tamam babamı aramaya geldim senin gibi. Tamam ben yaşadığımı anlatıyorum. Ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Tamam, duyduklarımı sen anlatıyorum. Hastaneye gittin. Efendim? Şimdi ben mesela başta hani kardeşlik bağı falan filan diye düşünüyorum. O da yok. Hastaneye gittin ne anlattın? Kocam böyle yatıyordu. Cahit mi öldürdü dedim. O da böyle gözünü kırptı dedi. O sırada Cahit, oraya... Bak ben dedim ki ne? Cahit mi yaptı dedim. He, o da ne dedi? Zaten ameliyattan yeni çıkmıştı. He. Gözünü kırptı. Gözünü kırptı. Zaten önceki meselesini de bak bıçaklandıktan sonra ben... Bak Mustafa'nın meselesini zaten o zaman bıçaklanmadan önce anlatmıştı bana. Gideceğiz bak, diye. Yok işte Mustafa'nın dedi, Cahit dedi beni sıkıştırır dedi. 3 gündür de dedi peşimde dolanıyor dedi. Dedi ki dedi, o namussuzun bana ettiği çok. Ondan sonra gidip o 5 milyar... Tamam yani siz aynı yerdeydiniz sana bunu anlattığına göre. Sen de i̇şte böyle bir bıçaklanma... Bak, tamam. Bıçaklanmazdan önceki anlattığı kelime. Tamam yavrum bu da bıçak ha. Oradaki evde bilmem neyi çalmak için giderken de evden ayrılmadı mı? Aynen. Tamam evin kadını bilir kocası nereye gidiyor, ne yapıyor, yok, ne ediyor. Yok bana dedi ki ne, yani sorabilirsiniz. Tamam. Bana dedi ki ne, anangile gideyim dedi. Bak. Tamam ama bak ha. Sonra hastanede bıçaklanmış buluyorsun, baygın, sen de soruyorsun. Diyorsun ki seni Cahit mi bıçakladı? O da sana göz kırpıyor, evet diyor. Sonra orada jandarma Cahit komutanı yaptı, gelmiş. Cahit dedim, göz kırptı. Tamam, peki niye o da konuşamazken o zaman sen komutana daha onun şikayetçi olup olmadığını bilmiyorsun. Çünkü adam belki de ölecek. Ameliyattan çıkan hepimiz de yaşamıyoruz. Zaten ölmüş diye atmışlardı Müge abla. Tamam. Ha. Sen nerede? Ben o dönemde... Bir dakika. Ben bir dakika. Ona... Ama başka bir dakika. Bir şey. Tamam adam da orada konuşamıyor. Kendisini ifade edemiyor. Sen de çıkıp niye o zaman jandarma komutanına benim kocamı Cahit bıçaklamış demedin? Ben hastanede değildim bak. Hiçbir şeyden bak karakolda ifadem de var. Ben hastanede değildim. Mustafa yaramış. Hayır o... gözünü kapatırken hastanede dur. Değil miydin? Ameliyattan çıktığında hastanedeydim. Tamam hastanedeydin. İlk vurulduğunda Mustafa'yı çağırmış. Ama o bak, değil bak beni... hastanedeyiz artık gözünü kırptı. Beni evet. Cahit vurdu i̇şte dedi. İşte bak Mustafa'ya da aynı kelime söylemiş. Hatta demiş ölürsem demiş bak Mustafa'ya. Ölürsem demiş sen demiş bunu, benim kardeşim vurduğunu Cahit'in vurduğunu söyleyecek misin demiş. O da demiş söylemem demiş. Niye söylemiyor ben onu... işte? Niye he? Söylemiyor? Niye söylemiyor? Ama onu hı? işte onlara niye sormak söylemiyor? Lazım. Ha. Ya ama sen varsın burada sana soruyorum. Sen biliyorsun ya. Ben senin işte namussuz kardeşim dediğin de evet. Orada peki niye çıkıp da bunu kim yaptı deyip soranlara benim kocamı Cahit vurmuş kocam bana bunu söyledi demiyorsun. İşte söyleyeyim. İşte Cahit'in vurduğunu söyleyeyim. Ama 1,5 yıl sonra hani o an o an. Değil değil her zaman söyleyeyim. O an gidip de jandarmaya söylememişsin bak kendini, ki. Bak kendinin yanına gitmezden Zeynep'cim önce Müge abla. Söylememişsin ki. Bak kendinin yanına gittim de bak kendinin yanına gitmeden. Ya bir şey söyleyeyim mi? Beni jandarma. Yani bak, izin vermeli İçişleri Bakanlığı falan tamam mı? Yani gerçekten mesela o komutan bağlanıp anlatmalı ya. Ha. Ya işte, çünkü böyle burada böyle konuşulanlara evet. Şey koyuyor. Komutan gitmiş bizzat ya. Bak önce beni ifadeye çağırdılar Müge abla. Söyledin mi? Benim bak. Benim önce vurduğundan haberim yoktu. 12'de beni ifadeye çağırdılar. Sorabilirsin. Öğrendikten sonra seni çağırmadılar mı? Ya bir de çağırmaya gerek yok. Kocanı birisi bıçaklamış, ameliyat olmuş. Ameliyattan çıkmış. Sen demişsin ki Cahit mi? O da gözünü kırpmış mı? Tamam. Evet. Orada konu bitti mi? Bitti. Evet. Tamam. Sen de oradan çıkıp jandarmaya benim kocamı bu vurmuş diyebilirsin. Bak jandarma dilekçe... Ya da bu bıçaklamış özür bak, diliyorum. Dilekçe yazmış. Bak dilekçe hazırlamışlar. Kim? Jandarma. Dilekçeyi hazırlamışlar ameliyat olduktan sonra bize geldiler. Aradılar Zeynep Hanım evde misin? Evdeyim abi dedim. Sorabilirsin. Yani yalan yanlış yok. Dedi ki Naşra dedi bir imza atman lazım dedi. İmzayı attım. Ondan sonra başka bir şey var mı? Kimse senin adına ifade hazırlayamaz. Hocam öncekini söylüyorum bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beni 12'de ifadeye götürdüler. İfadem var. Şimdi ifademi imza attım. Zeynep sonradan Hanım, bak sonradan. Daha önceki verdiğin ifade veya imzaladığın kağıt önemli değil. Burada üzerinde durulan konu. Tamam. Ameliyat bak. Bir dakika. Heh. Kocan ameliyata girmeden evvel sen bir soru soruyorsun. Adam cevap vermek imkanında değil. Sağlık durumu konuşmaya müsait değil. Evet. Sana göz işaretiyle sorduğun sorunun doğru olduğunu söylüyor.
ve ameliyata giriyor. Evet. Ameliyattan sağlam çıkma garantisi yok. Senin sorduğun soruya cevap veremeyecek derecede. Evet. Sağlık durumu bozuk olan bir insan ameliyata girince belki öldü. Ve o anda evet, senin kocan diye kabul etmesen de çocuklarının babası, değil mi? Evet, yani iç olsa çocukların babası. Yani tamam, neden söylemedin? Kocan olarak. Tamam, neden size söylemedin jandarmaya? Niye gidip bir jandarmaya o zaman? Demiyorsun ki, ya bak ameliyata girerken ben kocama böyle bir soru sordum. O da cevap verecek halde değildi. Bana göz işaretiyle ben Cahit mi dedim, o da evet diye tasdik etti. Hocam, bir şey söyleyeyim. Ha? Bak ben ilk ifademi verdim. Saat 12'de verdim ve hastaneye geldim. Hastaneden zaten 2-3 gün konuşamadı. Ondan sonra dedim ki ne, karakol gelirse dedim. Ondan sonra ifadeye gelirler sen dedim. Sen kardeşlerinden karakol geldi, şikayetçi bak, olurken karakol geldi. Jandarma ile konuşmayı biliyorsun. Bak karakol kardeşlerim geldi. Kardeşlerim beni öldürecek. Ama bir dakika. Sen de beni bir dinler misin? Ama dinleyeceğim ama işte sen hep aynı şeyi dinle. Anlatıyorsun. Ama i̇şte lütfen. Ben bak biz şunu söyleyeceğim. Seni bak 3 gün sonra öldürsünler ya. Ben zaten bu hayattan bakıyorsun ya. Ben 4 günden beri seni dinliyoruz zaten, dinliyoruz dedim. Seni dinliyoruz zaten dedim. Sen dinliyorsa sen öldürmekten anlıyorsun. Ya seni de Antep'te diyor, girdiğin zaman diyor öldürecekler diyor, öldürsünler ya. Seni 4 gündür dinliyoruz demiş. Yok mu yapma dışarıda tamam, da söyledi ya. Tamam şu an 4 günden beri ya dinliyoruz seni dedim. Ya niye öldürsünler? Niye seni öldürsünler? İşte diyor ki ne kardeşlerin tarafından diye herkes diyor. Seni öldürecek Antep'te beklesinler ya. Bak Antep'ten onun babasını... sen yani ölmüşüm ki... ölmemişim fark etmez. Ben zaten bu dünyada yaşamayayım. Öldüren o sana kurtulsam artı çilemden. Ve bak Müge abla 3 gün sonra karakol komutanı geldi. Dilekçe yazmış, hazırlamış. Ertan'a dedi bak demedi bak. Ertan'a dedi ki ne imzası. Yazmaz komutan dilekçeyle gelmez. Vallahi diyorum. Vallahi o komutanın var. Komutanın adı ne? Vallahi siz vallahi demekten korkmuyorsunuz ama çarpacaksınız. Komutan. Onu Ali komutan milli bak. Onun ya bak getir. Böyle bir şey anlattı. Akla, mantığa, pratik ya uygulamaya işte, hiçbir şey uymuyor. Tamam da ben yaşadığımı anlattım. Mümkün hocam yalan değil. Söyleyemem mümkün ki. Mümkün değil. İşte yalan söylemek zorunda. Tamam sen de okusaydın liseye gidiyorsun. Niye imzaladın? Ben imzalamadım. Kim imzaladı? Bizi dışarı çıkarttı. Kim bak imzaladı? Mustafa da vardı. Bak Mustafa. Kim imzaladı? İşte Ercan imzalattı. Karakol komutanı. Ercan imzalattı. Ya Ercan bana hastanedeyken ben... diyoruz daha i̇şte ameliyat. İşte geldi. 3 gün sonra geldi. Doktor hastaneye. Evet. Araştırabilirsin. Hastanede mi imzalattı? Evet. Sorabilirsin. Tamam araştırabilirsin. Sen de hastaneye komutan geldi ya bir şey imzalatmaya. Dedin mi komutanım bir şey açıklamak istiyorum. Ercan vurmuş. Dedin mi demedin? Cahit vurmuş Ercan'ı bıçaklamış dedin i̇şte, mi? Bizi dışarı çıkardı bizi konuşturmadı. Dışarı çıktın kapının önüne komutan geri içeri girdi. Tam kapıdan çıkarken karşılaştık. Komutanım merhaba. Yok, benim kocama Cahit bıçaklamış dedin mi demedin işte mi? İşte ben telefonda dedim komutana. Telefonda dedim yani. Senin evini satın alan kişi Emin Özer arıyor bizi. Orası. Emin Bey günaydın efendim. Günaydın Müge Hanım, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Emin Bey sizinle ilgili iddia Zeynep Hanım'ın evini gasp ettiğiniz yönünde. Emin Özer'de Sevret var. Bak ben Emin Özer'i çok tanımam. Sevret bak bunlar muhatabı da beni Emin'in de çağırır. Adını söyledin. İşte Emin evde oturuyor dedim. Tamam. Onlardan hiçbirliği var yani olduğunu şey tamam yaptım. Dinleyelim. Ha. Emin Bey buyurun efendim. Müge Hanım ben bu eve alırken rahmetli babam aldı bu evi. Evet. Ben bu bayanı tanımam. Ha, ben de onu tanımam. Evet. Ben babam gitti, pazarlığı yaptı. Bizim mahallem bakkalı vardı onunla beraber. Ay telefonunuz biraz çınlıyor. Neden acaba? Televizyonunuzun sesi açık herhalde. Bunu tutan onun için de sen bunu tutamadın. Bak bu adamı tek bir kere de apıda gördüm. Alo. Efendim. Müge Hanım. Ha, buyurun. Bu evin pazarlığı rahmetli babamla bizim mahallenin bakkalı yaptı çocuk abi. Evet. Ben bu bayını tanımam. Babam da oğlum böyle bir ev vardı almayı düşünür müsün? Baba bakar mı hoşunuza gidesi alır. Gittik. Eve baktı. Babam sen baktın ev işimize yarar. Pazarlığı yapıldım neyse dedim. Gidelim eve alalım.
Bu anda pazar yasa seçmeden evvel bir çocuk bayanla görüşmüştüm. Bu bayanla Serenç diye bir de çocuk varmış. Kim bilmiyorum. Eşi mi, dostu mu, akrabası mı bilmiyorum. Babam bazen... İşte Zeynep Yılmaz'ın eşi. Babam Zeynep Yılmaz kim misin? İşte bunu yani bu benim evi dolandıran Zeynep benim zaten arkadaşım. Arkadaşımın kocası. Ben aynı yine böyle anlattım dedim. Ben bunları tanımam. Bir dakika senin yanında Zeynep Yılmaz'ın kocası vardı. He. He tamam sonra Hı. evet. Müge Hanım acı ben bitirsem sarzahmet yoldayım. Buyurun. İşte biz neyse tam anlaştı bunlarla. Biz bunlar tapuda buluştuk Müge Hanım. Evet. Tapuda buluştuk. Ben Servet'i de orada görüyorum. Bu bayanı ilk kez orada görüyorum. Evet. Hal hareketler baktım. Süper hoşuma gitmedi. Hı hı. O zaman bu bayan açık saçlı sarı saçlı şey. Baba dedim. Kim bunlar sarı saçlı şey? Ya işte o Zeynep nesin yanımızda oturan. Ben değil, o Özgür'ün şey ya, hanımı ben, Zeynep. Ben Özgür'ün hanımı Zeynep Yılmaz. Benim 12 yaşımdan beri eşarpı tamam, başımda. Tamam, tamam, evet. Senle Serhat tek geldin. Ben gördüğümü söyleyeyim sana ya. Evet, yani beni ben... Beni bir dinle sen. Ya dinleyeyim. Senle Servet tapuyla, Servet yanımızdaysan ayrı duruyordun. Ben Servet'in istedim dedim, şu bayanla 2 dakika bir konuşabilir miyim dedim. Şimdi ben kırılandım sizden. Abi konuş dedi. Sıkıntı yok dedi. Ben senin yanına gelip sen olacağı var. Topun tam karşısında. Senle çavuca arka tarafa gidip bak dedim bacım. Biz bu eve aldık. Babam almış. 15 milyon anlaşmış. Bir sıkıntı var mı bacım? Bir sıkıntı varsa söyleyin bana dedi. Doğru mu? Sen de yok abi dedi. İhtiyacımız var. Bu evi satacağız. Sen almasın başkasına satacağız. Alırsanız da ona ama iyilik yapıyorsunuz. Emin Bey parayı siz bana mı saydınız? Ya bir dur bitireyim. Ha, ha. Seninkine... Ben bu evi satacağım. Sen olmazsan başkası alacağız. Sen alırsan da bana büyük bir iyilik yapmış olursun dedi. Tamam bacım o zaman sıkıntı yok lan. Tapuya çıkarız. İmzamı atarım. Benim paramı sanki veririm ben tapumu alırım. Bir sıkıntı var mısın? Yok dedim bana. Tapuya çıktık. İmzamızı attık. Benim paramı sıkıntı var mısın? Bana verdin mi? Parayı sen bacım, bana verdin mi? Bacım dedim. Bacımın paranı sayar mısın dedim. Yok sen paranı saydırdın mı? Yani... Paranı dur dur ben bitireyim. He. Paranı sana saydırdın mı? Saymadın. Çıkar. Bana saymadın Emine abi. Bana tamam. Asla tamam. Saymadın. Tamam. 1 milyon bir milyon aldım. Sen gövdeme mek olsun. Gözlerime çakılsın. 1 milyon senden. Ben, sen bana para verdin. Sen gövdeme mek olsun. Gözlerime şey alma etsin. O zaman o seninle seyahat alır. Ben seni, sen, bak dur, sen. Ben dinle. Ben bitireyim. Ben parayı size teslim ettim. Tapudan çıktım. Amin. Tamam hayırlı olsun. De, hayırlı olsun dediniz bize. Arana 2 sene geçti sen gittin sarıcıda daha suçluyorsun bunu beni dolandırdın diye. İşte ben Özgür'den, Özgür'den Servet'ten dolayı dedim zaten. Ben sizi de Servet'den beraber çalışıyorsunuz, ekip olarak çalışıyorsunuz diye söyledim. Bir dakika. Şimdi Servet dediğin kişi, pardon Emin Bey çok önemli bir şey anlattınız. Yani Servet dediğin kişi Zeynep Yılmaz'ın kocası. Senin Zeynep arkadaşın, o da onun kocası. Sen evi satmaya onlarla beraber gidiyorsun. Emin Bey geliyor, sana var mı bir sıkıntı diyor, hoşlanmadım onların halinden, hareketinden diyor. Sen de yok diyorsun. Sen oradan Emin Bey parayı verdikten sonra Servet'e mi verirsin, Zeynep'e mi verirsin? Zeynep'e İşte bana vermediler. Emine ne? İşte Emine bana, ne? İşte ben o zaman dedim yani elimden aldıkları için ben ama dedim... Ama sen kaptırmasaydın paranı, niye senin Zeynep'le kocası yanında? İşte yani ben onlar ondan tam, sonra da kardeşin diyor ki Zeynep'in işte o kocasıyla yedi o Antalyalarını diyor. Değil, ya abin diyor ben demiyorum. İşte Antalya'yı da sorabilirsiniz mi? Yapla Antalya'yı da araştırabilirsin. Ay ara vermek zorunda. Sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 5017. Evet Emin Bey. Ben teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Siz benim sizin konuşmanızı anladım. Kusura bakmayın biraz iletişimde problem mi yaşıyoruz? Yani siz tapuya gittiğinizde zaten bizim Zeynep'i görüp kenara çekip bak bacım sen bu evi satmak istiyor musun diye soruyorsunuz. O da kabul ediyor burada. Ve gidiyorsunuz tapuya. Sonra diyor ki parayı benim elime vermedi. Ablacığım ben bir daha anlattım sana. Hayır siz parayı kime verdiniz? Parayı kendisine verdim, parayı da kendisine saydırdım. Ondan sonra Servet'le beraber çıktılar. O günden beri ne ben onları gördüm ne onlar beni gördü. Anladım. Yani aslında o da anladığım kadarıyla yani şu andaki onun iddiası. Gel gel Zeynep'ciğim. Servet alıyor o parayı onun elinden. O da Servet'le sizi hep iş ne denir bir ortak sanmış. Beraberce dolandırıldığınıza inanmış. O yüzden sizin hakkınızda mahkemeye başlamış. Kendisine de sordum bu Servet kim diye. Kendisine de sordum benim akrabam dedi.
Ha, Servet de benim akrabam dedi. Aynen dedim bak ablacığım ben bu işten dedim bak. Ayrı konuşuyorum seninle. Eğer bir sıkıntı varsa başımda söyle. Yok abi de benim para ihtiyacım var. Ev satmak zorundayım. Sen almazsan başlasın satacağım. Evinden alırsan bana büyük bir ilgi yapmış olursunuz bana. Anladım. Sonradan da sen... Abi dedim ablacığım ben 15 milyar anlaşmışız babamla doğru mu? Doğru. Dedim bak tapoda imzamı atanım. Paranı sahte etmedim tapomu alırım dedim. Var mı bir sıkıntı? Yok dedi. Anladım. Ondan sonra gitti bana savcıdan dava açtı. Yok beni dolandırdım falan. Ben Müge Hanım sana şunu söyleyeyim. Zaten savcılık çok takipsizlik vermiş yani. Müge Hanım mesela şunu söyleyeyim. Çok değerli bir insansınız. Çok güzel programı yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama bu tür insanlar laflarla kalıp da boşan zaman harcamak. Bu kadın dolandırıyor. Ben bu kadın hakkında davacı olacağım maddi ve manevi. Ben esnaf insanım. Antep'e otoluk sen dahil iş yaptım. Zaten böyle herkesten çok iyi diyor. Beni istediğiniz kişiye sorun soruşturun. Sorduk soruşturduk zaten yayınladık sorduk soruşturduk bütün mahalleli de biliyor yani onun hiçbir problem yok. Benim Allah'a yani çok ben de tanımam bunu tanımam. Müge Hanım. Ama şikayetçi olmuşsun adamdan. İşte ben dedim yani Servet'ten dolayı bak bunun yani konuştuğu kişi sarı saçlı diyor ya. Servet'in hanımı da bak sarı saçlı. Ya Zeynep'i nereden buldun sen? İşte Zeynep benim arkadaşım. Zeynep tapuda yok ha. Şey o bahsetti bayan tapuda yok. Tapuda sadece onunla Servet ulaşmışta yok. E sarı saçlı dediğiniz kimdi o zaman? İşte ben yani asla saçımı açmamışım. Tapuya bakabilirsiniz. Yalan yok söylüyor ya. Yalan açık saçıktı ya. Bu eşarp başımda Emin abi. Valla ağzına tapuya sonra tapuya gidebilirsin. Ağzına geziyorsun oralarda. He? Sağlığa zararlı olan sigarayı tüttürüp geziyordun oralarda diyor. Ben mi? Ablacığım bak ben yalan söylemem. Ben tamam da Dapı'da Emin abi. Emin abi. Dapı'da kamera sistemleri var. Benim başım açıksa ve yayınlayabilirsiniz. Sen beyefendiyle konuştun mu parka gidip? Konuşmadım. Sana sordu mu böyle bak, hani? Bak şimdi Müge abla. Hayır sana şeyi sordu mu? Bak satmak istiyor sormadı. Musun diye. Bak ben sana gerçeği anlatayım. Babasın bak o alemce dedi adamla yaşlı bir adam kendi burada duruyordu parkın bu tarafında. Ben de şurada bak şurada oturuyordum bak böyle oturuyordum. Hı. O Servet dediğim adam bir onların yanına gidiydi bir benim yanıma geliydi. Bana dedi zaten, ki, zaten ben ona şüphelendim senin yanına geldim seninle konuştum. Ha. Bak o aranızda bir şey var. Ve ondan sonra şey dedi. Benim Servet bana dedi ki. Siz acaba. Demeye geldim sana sordum. Peki siz acaba Servet'in eşiyle mi karıştırdınız? Benim hiç saçlarım sarı falan olmadı diyor. Bakabilirsiniz Apı Dairesi'ndeki bütün kamera sistemlerine bakabilirsiniz. Ben 12 yaşımdan beri bu eşarp başımdan hiç çıkmadı. Tamam çıkmasın yani. Acaba bak, karıştırdınız mı Zeynep'i diğer hanımla? Bak Zeynep'in saçı sarı sürekli boyar. Yok Servet'in kardeşi hanımının. Bu bayan haricinden oraya bayan yoktu. Servet'in de başka bayan yoktu tapıyor gelirken. Ben bir de yani Servet bunlar beni aradı. Geldiler. Bak Servet beni aradı dedi ki ne Zeynep bacı dedi. 4 fotoğraf getir dedi. 2 senin vereceğin dafya dedi. Tamam, 2 dalacağız. Sonra sen parayı dafya. Yani Servet aldı almadım, diyorsun. Ben almadım. Tamam Servet aldı diyorsun. İşte yani bunlar ne derece konuşmuşsa ben almadım. İmzalayan sen değil misin? Dafya bak hocam. Neyi almadın diye parayı mı almadın? Parayı almadın. Versin, 100.000 türlü belamı versin, en küçüğün ölüm versin. Ben oğlum, senden 1 milyon almadım. Bizzat bacım paranı sayt ettim aldı dedim. Vallahi ben paranı almadım Emin abi. Emin abi ben bana vermedin. Bak bana vermedin. Müge Hanım. Sen oradasın da niye almıyorsun parayı o zaman? Bak Müge abla tapuya girdik o Servet. Hayır hayatım şimdi diyelim ki benim tapu işimi Rami Bey takip etti gitti. Alıcı da oraya geldi. Adam da parayı ortaya i̇şte çıkardı. Tapu değiştireceğimiz için. Rami Bey için. O parayı verip vermemek artık benim elimde. Evet. Senin elinden Servet çekip parayı almadı ya. İşte bana vermedi. Biz çünkü Servet'ten tapu da Servet bana tapu verecekti Ulaş Mahallesi'nde. Ben de tapu verecektim. Bizim yani konuşmamızda tapu para yok. Anladım. İşte sen de o parayı. İşte ben almadım. Saydım eline diyor. Yok saymadı. Nereden saymış? Söylüyor. Dapı telefonda söylüyor adam ben ya. Ben Dapı Dairesi'nin içine girdim, imzayı attım, çıktım. Servet... Ama orada sana sormadılar mı? Hocam beni dinler misin? Bir şey söyleyeceğim. Tapu Dairesi'nde o imzayı atmadan önce... Yok, tek sana, imzayı attım, sana çıktım. Sana tapudaki görevli kişi
paranı aldın mı Zeynep Hanım diye sormadı i̇şte mı? İşte o Sevret ilgilendiği için ben sormadım. Mı? Sana sormadı mı? İşte ben Sevret ilgilendiği sana için sormadım. Sana sorar. Sen de evet aldın dedikten sonra. Kapının sahibine soruyor. Verdin mi parayı diyor, aldın mı parayı diyor. Tabii canım. İşte bana, işte o Sevret ilgilendiği için ben... Servet'in orada yanında kim olursa olsun istiyorsan kızınla git. İşte imza atacağın için tapu parayı sana sorar. Yanında vekaletnameli avukat dahi olsa. Yine de sahibine sorar. Dapı'ya dedi, imzaya dedi, öğleden sonra da dedi, sen dapını alacaksın. Tamam, Servet dedi ki ver parayı, öğleden sonra da ben sana vereceğim. Bana da para vallahi verilmedi. Yahu tamam da o para verip alıyor ya. İşte para bana verilmedi. Ya Emine diyorum Zeynep, aklıma kimin geldiğini tahmin ediyorsun. İşte bana para verilmedi. Onu da iyileşmiş ha. Neyse, bana Emine geldi aklıma. Tabii ben dün hastanedeydim. Peki, ben çok teşekkür ediyorum Emin Bey size. Sağ olun bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Müge Hanım, ben de şunu söyleyeceğim. Bunu kese dursun. Ben şimdi avukatımı da arayacağım. Gereken neyse maddi manevi tamamen altarışın kese. Bununla bilgisi olsun. Ama sen Servet'i bul da ondan sonra ben konuşalım. Servet diye bir insan tanımıyorum. Ben sevgilimle hallettiğim. Servet sensin. Servet senin arkadaşın, ona ne? İşte bunu da o buldu. Kim buldu? Yani Servet seni buldu. Yani ben seni buldum mu? Oğlum ben Servet'le seni tapu dairesinin önünde görmüşüm. Ben olmazsa görmemişim. Nerede? Neyse çok teşekkür ediyorum Emin Bey. Tamam, şimdi artık daha fazla şey olur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bilgi verdiğiniz için. Bak. Zaten bütün mahalleli de aynı şeyi söylüyor. Onun babası gitmiş orayı bulmuş. Oğlunu ev yaptırmak için. Geldi diyor, ben de parkta konuştum ama benim konuştuğum parktaki kişi de sarışındı diyor. İşte tapu dairesinde çıkmaz mı Ümit abla? Tapu dairesinde çıkmaz mı benim mesela saçımın sarı olduğunu? Sizin saçlarınız ne renk? Aa bak hocam, bembeyaz. Daha benim saçım daha boya görmedi. 2-3 sefer kına yaktım, ondan sonra hiç boya görmedi. Anladım. Peki senin Servet senin neyin oluyor? Servet Zeynep benim arkadaşım, Zeynep'in kocası. Ama Zeynep nereden senin arkadaşın? İşte arkadaşım. Zeynep niye gelmedi de sen kocasından gittin? Zeynep de kocasından geldi işte. Gelmedi. Yani şimdi o senin konun mu Büşra'da atılıyorsun? Hayır sen niye Zeynep'e sormadın? Ben işe gelmeyince atılıyorum ben. Atılma. Hayır Zeynep'e niye sormadın nerede bizim tapu diye, para diye? Zeynep'e zaten ben söyledim. Zeynep diyor ki vallahi Zeynep diye haberim yok diye. Ben senden duydum böyle şeyleri diye. Servet'e sorsaydın o zaman hani nerede ulaşamadım. Tapu? Ulaşamadım. 40 gün tapının itiraz süresi varmış. Peki Zeynep'le Servet ayrılar mı, birler mi şu an? Şu an ayrılarmış. İşte bundan bir ay önce otobüs durağında gördüm Zeynep'i, telefon numarasını aldım. Hı. Ondan sonra dedim Servet'le dedim beraber misiniz dedim. Dedi vallahi dedi ayrıldık dedi. Çünkü dedi ondan dedi çok zararlı gördüm. Ama iyi de bu ev yeni satılmadı ki, bu ev satıldı. 2009'un ya 6. aydı ya 5. Tamam 10 yıl olmuş yani. Aynen. 10 yılda Servet'i bulamadın mı? Çünkü bulamadım. Çünkü o adamın seninle vardı. Çünkü o adamın izi gövde bir adam. Yani sürekli... Evli değiller mi kocası diyorsun? İmam nikahlı. Yani o zaman senin önce iddiana göre ben Servet'i tanımam. Senin iddiana göre Servet bu parayı aldı gitti. Almıştır. Yani Ömin abi dediğine göre bana para vermediler. Yani senden elinden gitti öyle mi? İşte benim elimden dapı gitti hocam, para gitmedi. Para nerede peki? İşte benim haberim ne? Ben görmedim parayı. Ya sen bak... Zeynep'in telefonunu bir ver bize istiyorsan. Ben almışsın ya Zeynep'in telefonunu. Ver bizim arkadaşlara. Verdim. Arıyorsunuz açmıyor. Ha. Çünkü ben dedim Servet dedim beni dolandırdı dedim. Ben Müge Anlı'ya çıkacağım dedim. O da dedi çık hakkını ara Zeynep dedi. Anladım. Peki. Şimdi ben Mücahit Ergün'ün röportajına bir gireyim. Yani konularım bitmiyor. Gerçekten seni bir Müge Anlı'ya çıkasın varmış. Daha yani destek daha neler yani. Keşke sen o zaman yılı bitiririz. Keşke sen o zaman o Servet'i şikayet etseydin Emine'ye i̇şte kadar. İşte ben üçünü biliydim. Zeynep zaten arkadaşın da, o zaman Zeynep'i çektirseydin. İşte Zeynep'i de sürekli telefon değiştirir. Zeynep de sürekli telefon değiştirir. Ulaştığım telefonlardan ulaşılmıyordu. Ya Müge Hanım çok özür dilerim. Bir cümle söyleyeyim. Yani siz de bunu biliyorsunuz. Altını tekrar söylemek için söylüyorum. Hepimiz alışveriş yaptığım için biliyorum. Tapu görevlisi
sen paranı aldın mı diye sorar, imzalarken evet, de hayır. sorar. Hayır, onu daha evvel de söyledim. Ve bunu da satan kişinin hocam, kendisine sorar. Hocam, Müge zaten biz lafı değiştirmemiz yani için satan kişinin yanında para avukatı yoktu, da olsa, başka ara bulucu da olsa, emlakçı da olsa, kesin sorar. Onların ifadesiyle, beyanıyla yetinmez. İşte yani, biz tapu değişeceğimiz için ulaşmayız. Tapu değişeceğin, para ortada yani para meselesi yok. Tapu değişeceğin zaman da aynı anda açılır o defterler. Evet. Sen bunu buna veriyor musun? Aynı anda imzayı attırırlar. Ha, aynen. Bak, ben hatta diyordum ki niye böyle bir hani böyle bu kadar bir törensel işlem yapılıyor? Ne kadar doğru bir uygulama yaptıkları tapuda çalışanların da bir kez daha gözlerinin önüne. Demek ki şimdi nasıl problemler yaşanıyorsa keşke kaç yıl tutuluyor acaba bu? Güvenlik kamerası görüntüleri. 10 yıl nereye saklayacaklar o kadar görüntüyü? Çünkü orada kamera da var. Heh, tapuda kamera var mı? Var. Her şey tamam. Meydana çıkar yani. Keşke sen o alnı zaman... Alnı mı açık? Keşke o zaman gelseydin. Ama 10 yılda... 10 yıl şeyi tutamazlar güvenlik. O zaman bak, o zaman, o zaman gelecekti mi? Yok la dediler içine. Ya o, 3 öyle... ay ya 6 aydır. Hayır, acaba onları tutup hani o diskleri, şeyleri falan saklıyorlar mı? CD'ye ama şey anını alırlar. İmzalama anını alabilirler. Evet. Ha, alsınlar. Benim anım açık. Sen onları imzaladın. CD'de tamam, saklıyor işte bak, olabilirler. Tamam işte bak, ben dapıyı verecektim. Genel de bana dapıyı verecekti. 11'de de ben dapıya imza attım. Sana kim verecekti o tapuyu? Sevret verecekti. Tamam o zaman emin değil. Emin'in ne alakası var o zaman? Emin değil. Bak emin Sevret değil. Sevret verecekti. Sevret verecekti. Sen evini buna sat ben de sana öğleden sonra başka tapu vereyim dedi. Bana bunu diyen kim? Servet. Yok bana dedi ki ne mi? Yok Servet ya. İşte bunu diyen. Ha. O zaman Emin'e ne? Emin de diyor ki benim ne alakam var? Ben paramı verdim evimi i̇şte aldım diyor. İşte Sevret'i de dedim. Emin tan. Emin'i de Sevret tanıyor. Anladım tamam. Ben şimdi Mücahit Ergün'ün röportajını izleyeceğim. Yeter artık ya. Adam buraya gömülmüş. Niye sana yanlışlıkla ver? Kızını aramak için geldiği programımızda Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybıyla ilgili de bilgisi olduğu ortaya çıkan Zeynep Ergül, özellikle abi Cahit Ergül'ü hedef almıştı. Biri çıkmış demiş ki ya demiş o demiş Mehmet'i öldürdü, oturdu villanın altına koydu. Mindel mi ki altına koyuyorsun 50 yaşındaki adamı ya? Zeynep Ergül'ün en çarpıcı suçlaması eski eşi Ercan'ı abi Cahit'in bıçakladığını iddia etmesiydi. Mustafa'nın bak evine gitmişler. Arabadan diye bir poşet al dedi. Bir elinde dedi leveye demirdi. Bana dedi ki hadi yavaş iki adım önünde gitsene dedi. Ben de iki adım attım diye. Baktım ne fıçağı vurdu diye. Ben de o zaman vuruldumu diye hissettim diye. Kardeşinin yayınımızdaki açıklamalarına Cahit Ergül'den yanıt geldi. Olay şöyleydi hatırladığım kadarıyla. O gün Ercan akşam saat 7-8 miydi? Bize çaya geldi. Çayı içtik. Kalktı gitti. 10 dakika sonra köyden telefon geldi. Yani şu anda hatırlayamadığım birisi telefon etti. Ama demek ki telefonum kayıtlıymış. İyi tanıdığım biriymiş. Ya dedi Cahit Hoca dedi bu dedi. Dedi, enişten dedi bıçaklanmış dedi. Umursamadım ya ne yapayım bıçaklanmışsa dedim. Önce gitmedim. Tabii bir iki dakika geçti. Ya dedim olmaz dedim ya böyle şey olur mu dedim. Namusu bizim bekçisi dedim yani nedir ne değildir. Kalktım hemen şeye gittim. Köye gittim. Ben tam gittikten çok az bir süre önce ambulans gelmiş götürmüş. Tam o anda jandarma da gelmişti tabii oraya. İfademe başvurdu ya ne oldun falan dedi. Sonra döndü. Kendim geldim ben 10 dakika sonra şeye hastaneye gittim ve orada yarım saat iyileştim şeyde hastanede yapacak bir şey yok görüşecek kimse yok döndüm geldim çünkü gece yarısı oldu tekrar jandarma geldi ya dedi bunun dedi eşine dedi ulaşamıyoruz dedi jandarmayla beraber gittik uyandırdık karakola gittik ve şunu biliyorum ki benim onu yaralamam, bıçaklamam, kurşunlamam mümkün değil. Zeynep Hanım Ercan Bey'e sormuş. Seni Cahit mi bıçakladı demiş, gözüyle evet işareti yapmış. Ya bu adam hastanede birkaç gün yattı, 3-5 gün yattı. Ondan sonra gelip karşıma dikilip ya sen beni niye bıçakladın diyebilirdi. Ben Ercan'ı niye bıçaklayayım? Cahit'in dedi Mustafa da dedi 5 milyar dedi kredi kartı varmış dedi. O Mustafa da dedi kredi kartını dedi vermemiş dedi. Ya ben gideceğim işte Mustafa'nın. Bir kere kardeşin tamamen reddediyor bu bıçaklanma olayını. Hı. Bir de bak sana bir şey söyleyeceğim. Çok yakın bir akraba mesaj attı. Hı. Zeynep o zamanlar kimliğini de değiştirmişti. Evi sattığı zamanlar saçı açık sarışındı. Tülbent kullanmıyordu. Kimlikte de açık saçlı hali de vardı.
Tamam, kimliğimde olabilir ama normalde bak, benim açığım yok. Bak. Açığım yok. Bak. Hani 12 yok. Yaşından beri hiç saçına boya evet, vurulmamıştı. Evet, 12 yaşından beri böyleyim. Yani hiç saçına boya vurulmamıştı. Kimlikte 12 yaşından beri böyleyim. Boya hani vurulmamıştı? Sarışınsın sen. Biraz önce dedin ki Zeynep Hanım. Biraz önce dedin ki ben evet. Yalnız de, iki tamam defa, hocam, defa kına yaptım dedin. Saçıma kına yaptım. Ben de dedim ki kına da bir nevi boyadır. Ama hiçbir şekilde sarıya boyamadım dedim. Baha bilirsiniz. Tapu dairesine baha bilirsiniz. Tapu dairesinden bahsediyorum. Ya Zeynep Hanım daha işte tapu dairesine baha bilirsiniz. Sen saçı açık ve sarışınmışsın. Ya 5 dakika ya, önce dedin ki abla, ben bir dinle. Kimliğimden var. Zeynep ama normal hayatımda yok. Kimli, ya bir dinle kardeşim. Bir dakika Rami Bey. Kimli, yani kimliğinde saçın açık sarışın halin var. Kimliğimde açık halim var bak kimlikte. Sarışın. Ama normal hayatta asla yok. Yani dolayısıyla saçını sarıya boyadın. Ki kimlikte. Asla yani böyle yani başım açık sokaklarda gelmedim. Ya başım açık kalmasın. Evde dolaşırken sarışındır yani. Fotoğrafı böyle kendi yani. Kendine selfie mi yaptın? Yok kimlik çıkaracak diye de yani resim çektirdim. Kimlik çıkartırken saçını açık aç demiyorlar ki aç kapa. İşte ben o zaman öyle zannediydim. Ya star ya merhamet et ya. Yalan mı söyleyeyim hocam merhamet ya? Merhamet et ya. Bu kadar karşıdakilerini aptal yerine koyma ya. Tamam da niye aptal yerine koyma hocam ya? Tanıyanlar bak. Tamam da kimliğimden var diyorum hayır, yani. Hayır tanıyanlar onun dışında seni bir süre... Tamam da tapu dairesine bak. Ya bu kötü bir şey de değil ayrıca. Tamam da tapu dairesine baksın hele başım açayım mı bakalım mı? Söylüyorlar işte. Sen o fotoğrafı bir tamam diye gider çektirirsin. Tapu dairesine bak. Demek ki Emin Bey tamamen doğru söylüyor yani. Evet. La ilahe illallah ya. La ilahe illallah. Yani... Bir de fotoğraf yani stüdyoya gidilip çekilir yani. Öyle stüdyoda yaptığımız işte. Selfiler kimliğe konulmaz. He? Yaptığımız selfiler kimliğe konulmaz. Kendimizi çektirmek olmaz. Sen kimlikle çektirmen için saçını aç sarıya mı boyat dediler? Değil. Nasıl zaman... gidersen o şekil çekilir fotoğraf. Öyle mi dediler sana? Kimlik çektirmek için saçını sarıya boyatıp açman mı gerekiyor dediler? Değil öyle demediler. Nasıl Mirak'la? Dediler? Ben oğlum olduğunda yani bir kere hayatımda boyattım. Bak hayatımda bir kere boyattım. Ondan sonra ama ki kimliğimi değiştireceğim. Sırada bak, kimliğimi boyatmışsın. Değiştirdim. Hakkım deme sen de boyatın. Bekar halinde boyatıysın. Boyatın. Kız halinde ben yalan söylemiyorum ama yalan söylemiyorum. Ben boyatmadım diye. Bak kardeşim bak sen o kadar insanları böyle zor duruma düşürebileceğini düşündüğün kelimeler kullanıyorsun ki. Kimse sana ne saçını açtın ne kapadın diyor. İstediğin renge boyat. İster örtü i̇şte geldi ister örtü. O değil. Bu konu buraya nasıl geldi? Hı. Adam dedi ki orada böyle değildi. Sarışın. Bir ona gidiyordu bir bana. Gittim dedim ki bak bacı bir problem var mı? Demedim. Dedim dedi. Demedim. Sen de dedin ki benim saçım açık falan değildi. Değil, benim değil. Saçımı da hiç sarıya boyatmadım. Hayatımda boyatmadım. Hayatımda. Dedi. Tamam da tapunun kamera sistemlerine bakın. Ya tapunun kamera sistemi olsa ne olacak olmasa o mu yani tamam. Mevzu? Adam diyor ki sarışını hayır dedi. Ben 12 yaşımdan beri bu eşarp. Şimdi geldi. En yakının atıyor mesaj sarışındı tamam, diye. 12 yaşımdan beri bu eşarp başımda. Ben ya Ayşak meselesini konuşmuyorum. Ama beni ilgilendirmiyor. Hiç açmadım saçımı. Açmadıysan fotoğrafı nasıl çektirdin? İşte fotoğrafçı da çektirdim. Yani o da mı suç oldu benim için mi? Yok lan ya. Yani benim yani bir kere saçımı açıp da fotoğraf çektirme kardeşim, sen şey eğer, yok bak, mu? Bak bir dakika sen eğer... Hı. Evimi benim elimden dolandırıcılıkla zorla aldı diye bir adamın adını veriyorsan... İşte Servet'i dedim. Adam da sana Servet değil, sen Emin dedin. İşte Emin'i de söyledim çünkü ben... O zaman söylemeyeceğim, öyle her aklına gelenin ismini söyleyemezsin. Tamam Emin de bağlandı, dedi ki... Emin evin içinde. Ben parayı eline saydım, saçı da sarışındı. Hayır, o kişi ben değildim. Evet. O dedin Servet'in karısıdır. Şimdi en yakının mesaj attı. Evet o dönem saçı da başı da öyleydi diye. Açıkmışım mı? Evet açıkmışsın. Açık değilim Müge abla. Oradaki komşularımı evet, bağladı. Evet açıkmışsın. Oradaki komşularımı bağladı. Bağlandı. Senin saçının açık olup olmadığı kimse beni bağlamadı. Zerre kadar ilgilendirmiyor. Ya, o konu benimle ilgili değil. Konunun gidişatında adam parayı eline sattım dediğinde. Elime saymadı. Seninle ilgili bir. İşte elime saymadı. Saçın da açık ve sarı değildi. Açık değil. Tamam. Ay neyse Cahit'in biraz başını alalım. Cahit de diyor ki ben onun kocasını bıçaklamadım.
Bizim evden çay içti gitti. Hatta ben gittim jandarmayla evden aldım diyor. İzle de bir. O ara çünkü dövüştünüz gene şeyle Büşra ile biraz. Olay şöyleydi hatırladığım kadarıyla. O gün Ercan akşam saat 7-8 miydi? Bize çaya geldi. Çayı içtik. Kalktı gitti. 10 dakika sonra köyden telefon geldi. Yani şu anda hatırlayamadığım birisi telefon etti. Ama demek ki telefonum kayıtlıymış. İyi tanıdığım biriymiş. Ya dedi Cahit Hoca dedi bu dedi enişten dedi bıçaklanmış dedi. Umursamadım ya ne yapayım bıçaklanmışsa dedim. Önce gitmedim. Tabii 1-2 dakika geçti. Ya dedim olmaz dedim ya böyle şey olur mu dedim. Namusumuzun bekçisi dedim yani nedir ne değildir. Kalktım hemen şeye gittim. Köye gittim. Ben tam gittikten çok az bir süre önce ambulans gelmiş götürmüş. Tam anda jandarma da gelmişti tabii oraya. İfademe başvurdu ya ne oldu falan dedi. Sonra döndüm geldim ben. 10 dakika sonra şeye hastaneye gittim. Ve orada yarım saat iyileştim şeyde hastanede. Yapacak bir şey yok. Görüşecek kimse yok. Döndüm geldim çünkü gece yarısı oldu. Tekrar jandarma geldi. Ya dedi bunun dedi eşine dedi ulaşamıyoruz dedi. Jandarmayla beraber gittik. Uyandırdık. Karakola gittik. Ve şunu biliyorum ki benim onu yaralamam, bıçaklamam, kurşunlamam mümkün değil. Zeynep Hanım Ercan Bey'e sormuş. Seni Cahit mi bıçakladı demiş. Gözüyle evet işareti yapmış. Ya bu adam hastanede birkaç gün yattı, 3-5 gün yattı. Ondan sonra gelip karşıma dikilip ya sen beni niye bıçakladın diyebilirdi. Ben Ercan'ı niye bıçaklayayım? Cahit'in dedi Mustafa'da dedi 5 milyar dedi kredi kartı varmış dedi. O Mustafa'da dedi kredi kartını dedi vermemiş dedi. Ya ben gideceğim işte Mustafa'nın işte bagabinden jeneratörünü, çapa motorunu, şununu her şeyini alıp satacağım demiş. Benim suçumu halletmedeceğin demiş. Zeynep Ergül, abi Cahit'in halen cezaevinde olan eşini, yeğenleri Mustafa'nın evine giderek borcuna karşılık mallarını almayı teklif ettiğini iddia etmişti. Hiç işim gücüm yok, Mustafa'nın malını hırsızlayacağım. Komik mi, trajikomik mi, saçma sapan bir iddia mı diyeyim? Artı orayı da geçtim, tamam. Kabul, gidip malını alacağım dedim, varsayalım. Ve birinden yardım istedim bunun için. Gittik, adamı bıçakladım. Hoppala, bunun mantık neresinde ya? Adam bana yardıma gelmiş. Aldım diye toprağı, lokumu diye artık yani ne atayım diye can harfinden diye. O şekilde diye 2 saatte boğuştu benden diye. Taş attım diye, kesek attım diye yaklaştırmadım. Süründüm diye yola çıktım. Ben Ercan'ı bıçaklıyorum. Ercan benim yüzüme toprak atıyor. Ondan sonra sürünerek uzaklaşıyor. Zeynep Ergül'ün abine yönelik suçlamaları bununla sınırlı değildi. Abi Cahit'in kendisini silahla tehdit ettiğini ileri süren Zeynep Hanım, abinden sürekli şiddet gördüğünü de savunmuştu. Bacılarımdan, kardeşlerimden dolayı can güvenliğim yok dedim, beni öldürücüler dedim. Gittim şikayet dilekçesinde bulundum. Zeynep eşittir çile yani ya. Ya şimdi Zeynep Hanım anlatabilir. Zeynep öyle sözünün arkasına gidilecek birisi değil. Böyle bir şey yok, asla yok, kat'a yok. Neyin peşinde? Bunun cevabını kendisi verebilir ama ya şöyle bakayım hiç doğru lafı yok ki. Zeynep demiş ki kuyuya attılar demiş. Sonra yaktılar demiş. Ya kuyuya mı attık arkadaş? Yaktık mı? Bunu birine karar versin öyle söylesin. Peki buralarda su çıkmayan bir kuyu var mı? Var evet var. Kuyu 20 metre ileride. Şuradır diyemem. Bilmiyorum. Ya şu duvarın arkası ama değil mi? Duvarın arkası. Duvarın arkası. Evet. 55 metre eştirdim. Su çıkmadı. Benim ilk eştirdiğim kuyu. Zeynep Hanım da demiş ki bu kuyu meselesiyle ilgili. Hı. Su çıkarmak için bir kuyu açtık. Mehmet Muharrem Elbay'ı da öldürüp siz, Zeynep Hanım ve Ercan Bey o kuyuya attık ve üzerine asit döktük. Hiçbir şekilde bulamazsınız diye söylemiş. Her lafa verilecek bir cevabım var ama önce lafa bakarım laf mı diye. Sonra lafı söyleyene bakarım adam mı diye. Öyle bir kuyu var. İçinde asit mi var? Mehmet Elbay mı var? Ben onu bilmem. Hatta Mustafa Bey'in bağ evinin orada kilitli bir kuyu varmış. Var, evet. Mikrop üretme gibi bir özelliği varmış Mustafa'nın eski kuyusunun. Orayı kapattı yeni bir kuyu eştirdi. Öyle bir kuyu var orada da. Ercan Bey bıçaklanmadan bir gün öncesinde siz o kuyunun anahtarını almışsınız. Demişsiniz ki seni de buraya doğrar atarım.
Ya ben neymişim ya, bazen kendimden bile korkuyum yani ya. Allah Allah. Çalışma kolik bir adam olarak bilirler beni, iyi bilenler. Benim mesleklerimin içinde kasaplık yok. Zeynep biraz şey, yalanı çok kolay söyleyebilen bir karaktere sahip. Hatta 6 ay cezaevinde yatmış birini bıçaklamaktan. İşte birine kumpas kurmuş dediler, birini dövdürtmüş dediler, bıçaklatmış dediler. Yani cezaevinde ne zaman yattığını ben bilmem. Sonradan duydum, cezaevinde yatmış bir ara. Yani işte bizim kardeşlik bağlarımız zayıf değil, yok yok, hiç yok, hiç yok. Zeynep Hanım'ın bana ne düşmanlığı var? Evet. Çok açık konuşacak, öyle kibar kelime aramayak. Böyle isnatlarda bulunuyor benim hakkımda. Benim Zeynep'e karşı hiçbir kastım yok. Biz 8 kardeşiz. Mustafa'nın bile ağzının üstüne mala var ya, mala, şu yapı yapılan mala, onunla vurdum. Belki burnu da yarıldı, kaşı da patladı, yarıldı ve ben 11 ay ceza aldım. Meyrem var, Mustafa'nın küçüğü. Ben Meyrem'i çok dövdüm. Bunu övünmek için söylemiyorum. Zeynep hakkındaki duygularıma geleceğim. Ben Zeynep'in bir kere üstüne yedim, yürüdüm. Bu kadar. Onu çok iyi hatırlarım ben. Ben Zeynep'e bir fiske vurmadım. Ben mesela Necdet Ağam'dan çok kötek yedim. Abdullah abimden çok dayak yedim. Mehmet Hoca beni aşıyla halter gibi kaldırdı, yere vurdu. Şu kolum, şu pazu kemiğim iki parça benim. Çocuğun terbiyesi için bizde kötek var, bizde dayak var. Ama bak altını çizerek söyleyeyim. Ben Zeynep'i hiç dövmedim. Ben o kadar akılsız mıyım ki Zeynep'i tehdit edeyim ya? Büyük biraderin evinde oturdu, kirasını vermedi. Adam avukata bir sürü para verdi. Bacım, Leyla bacım gene onun evinde oturdu. İftiralar. Yani Zeynep'in bana kastı ne? Ya Zeynep'in hayata kastı var, hayata. Ben onu itiraf ediyorum zaten. Biz Zeynep'e yeterince kardeşlik yapamadık. Ama siz bana bu soruyu sorduğunuz zaman, yani ya Zeynep'in size ne kastı var da bu iftiraları atıyor? Ya bu Zeynep, Zeynep deyince duracaksın. Zeynep Hanım, Mehmet Zeynep deyince duracaksın diyor. Şimdi telefonda bir izleyicimiz var. Arayalım tekrar. Ben ifademi de veririm demiş. İsmi bende. Emniyete de ifade veririm demiş. Bağlanıyor mu? Tamam, bir daha arayalım ve resimdeki kişiyi tanıdığını iddia ediyor. Yani bizim o mektup emniyete postaneden ihbar mektubu postalayan kişiyi tanıdığını iddia ediyor beyefendi. Emniyete de ifade vereceğini söylediği için tamam, bağlamak istedim. Tam sen istersen bu arada söyle, abin diyor ki yani Zeynep deyince bir duracaksın diyor. Nasıl duracakmış? Hazır ol da. Hazır ol da duracaksın. Telefonu diyor. Çekmiyor. Aha durayım. Ben söyleyeyim, bende telefonu var. Diyor ki bu postaneden mektup gönderen kişinin ben Zeynep'in erkek arkadaşı olduğunu düşünüyorum diyor. Vermek de arkadaşım yok. Benim diyor pastaneyi de söylüyor. Orient pastanesine 7 ay önce ilk kez geldiler. Sonrasında 3-4 kez daha geldiler. Gittin mi böyle bir pastaneye? Yok. Gaziantep'te? Zeynep en son 1,5 ay önce geldi. Tek başında durdu, bekledi, gitti. Sevgili olduklarını davranışlarından ve konuşmalarından anladım. Kalkarken ödemeleri de adam yapıyordu. Zeynep'in bu adamdan para aldığını da gördüm. Bir keresinde de evde yiyecek bir şey olmadığı konusunda tartıştılar. Diğer müşteriler rahatsız oluyorlar diye uyardım. Birkaç dakika sonra da kalkıp gittiler. Asla. Kamera sistemlerinde var. Asla, asla, asla. Ben pastanenin yolunu bilmem. Pastanenin yolunu bilmem. Öyle ya, o pastanenin şimdi görüntüsü kameradan gönderilirse ne diyeceksin? İşte varsa yayınlasınlar hocam. Yayınlanacak. İşte yayınlasınlar. Varsa yayınlasınlar. Benim erkek arkadaşım bile yok. Sen de şimdi dün hani gözlerim benim çok az görüyor dedin ya. Acaba tanıyamadın mı? O yüzden sana. Yok, ben kimseyi tanımadım. Yani kimseden bir alakam yok. Anladım. Kimseden bir alakam yok. Kamera sistemleri, eğer pastaneye gitmişsem kamera sistemlerinde... Bu Orient pastanesini bilir misin? Tanımam. Hiç tanımam. Bakabilirsin. Kamera sistemlerinin hepsine bakabilirsiniz. Kapıda da bakabilirsiniz. Ben eşaplıyım. İsmini duydun mu bu Orient pastanenin? Yok, duymadım hocam. Hiç duymadım. Benim ne pastaneden işim olur, ne şeyden işim olur. Siz biliyor musunuz bu pastaneyi? Ben tanımam. Tanımadım hocam. Hiç tanımam. Pastanenin ama yolunu bilmem. Ama vardır yani, gitmişsindir. Pastane pastanenin yolunu bilmem. Hiç pastaneye gittim mi? Hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Hiç hayatımda hiç pastaneye gitmedim. Hayatımda hiç gitmedim. Evet.
araştırabilirsiniz. Yani tabii bu hayatında hiç saçını boyatmadığın gibi olmasın da hani. Araştırabilirsiniz. Evet. Tamam, peki. Cahit'in açıklamalarına ne diyorsun? Nasıl açıklamasına? Dinliyoruz ya işte. Ben bıçaklamadım, niye bıçaklayayım? Zeynep deyince bir durun hep yalan söyler diyor. Tamam, yalan söylüysem Allah da bilmeyeyim mi? He? Anladım. Allah da bilmeyeyim mi? Ben yalan söyleyeyim, ben şey olayım, Allah bilmeyeyim mi? Kimin ne yaptığını? Allah her şeyi biliyor. Evet. Allah hazır ve nazır. Her şeyi bilen, görüp gözeten. Ama mutlaka bir gün bu Cahit'in Allah bir gün yaptıklarının hepsini döndürük ayağına getirecek. O zaman ben sen de yaptıklarını biliyorsun. Sen bu şekilde işine. Ben de işine. Bak Ercan'ı bak, biliyorum. Bak Zeynep Hanım. Ercan'ı öyle biliyorum. Bir içinden gelerek Allah bilmiyor mu? Biliyorum. Cevabının cezasını verecek dediğin evet, zaman sen de bir takım bilgiler sahibisin. İşte bak ben bildiğim Ercan'ı bıçakladığını söyleyeyim. Ondan sonra Mehmet abi kaybetmekten suçlandığını söyleyeyim. Benim bildiklerim bunlar. Bilmediğim bir şey, bilmediğim bir şeye de yalan söyleyemem. Yani sen şuradaki isyanvari konuşmanla, abine karşı yaptığın konuşmayla abinin neler yaptığını, işte söyleyeyim, cezasını bu dünyada çekmese yani öbür işte dünyada Ercan'ı yalanlı çekeceğini ya. İşte Ercan'ı yalanlı ya. Ablacığım, ben onu diyorum. Zeynep yani mutlaka yaptığı karşısına bir dakika gelecek. Bunu bu şekilde öyle bir ifade ediyorsun ki. İşte yaptığı karşısına yani gelecek sen, diyorum. Sen biliyorsun. Yani beni yalanlarsınlar. Ya bir beni dakika. Beni yalancı desinler. Yapsınlar. Ama alnım açık. Sen... Sürekli alnım açık. Yani bir fotoğrafçıya gidip de fotoğrafımı yani açık yani benim de neyse, doğal hakkım. Neyse bu iddiadır. Bunu sen şey benim de doğal hakkım. Bir yani başıma açıksa bir dersin. Bir dakika da ben merhamet et. Tamam da hocam yani ya bu kadar şey ya yani ya. Beni yalancı durumuna çıkarmış. Ya hayır sana bir konu bana göre ama bütün ki kardeşlerim. Ama hepsi birbirinden sen öyle. Sen bir birbirine zaten öyle şeyler biliyorsun. Niye seni böyle ayrı kod... Benim yanımda konuşmuyorlar. Aç o zaman hadi aç Cahit'i. İşte hadi böyle söylediğim için beni yalanlıyorlar. Doğruları söylediğin için. Yaptıklarını anlattığım için beni dışlıyorlar. Yapsınlar ama. Yani dediğim gibi Allah beyefendi... bir gün hesap soracak. İnşallah. Allah bir gün bana yaptıklarının hesabını soracak. Ben ondan eminim. Anladım tamam. E işte eminsin de burada da itiraf etsen i̇şte ben sen de vicdani tamam görevini da, yapmış bildim, olursun. Bildiğim bir şey anlatarım. İnsanlık görevini yapmış olursun. Görmedim bir şey anlatamam. Bildiğimi anlattım zaten papağan anlattığın gibi. Anlattığın için soruyoruz. Kafadan uydurduğumuz için sormuyoruz. Zeynep'ciğim yani. İşte ben nereden bileyim sen anlatmasan ona buna şuna ben de sana bu anlattıklarını diyeyim. İşte ben de diyeyim zaten söyleyeyim ki herkes sormadan söyleyeyim. Bak Zeynep ben sen... Ben yalan söylediler söyledim. Yani sen bana kızıyorsun... Yok şey, ben saniye kızım. Ben kendime sitem senin kulakların demek benim ki ilaç geldim, taktın benim ya. Geldim, biz seni, ba- biz seni bastırabilmek için biraz yüksek sesle konuşuyor olabiliriz de. Kardeşim senin kendi kızın söylüyor. Gidip hastaneden sahte rapor isteyip kardeşine sahte rapor araba değil, alacaktı. Sahte rapor tamam işte yani. Ne sahte rapor? Kim kime sahte rapor verir? Yapma ya. İşte kim kime sahte rapor verir? İşte vermemişler. Peki bu devamını en izleyelim. En azından deneyim. Zeynep Hanım, Mehmet Muharrem Elbay hakkında ne biliyor? İşte benim arkadaşım olduğunu biliyor. Mehmet Muharrem Elbay hakkında konuşuyormuşsunuz kaybolduktan sonra. Zeynep gelince konuyu kapatıyormuşsunuz. Böyle bir şey yok ya. Ercan Bey ile Mehmet Muharrem Elbay arasında bir tartışma ya da başka yok, bir yok, şey biliyor. Yok öyle Ercan'la Mehmet Muharrem belki de birbirlerini tanımazlar bile. Bir komşu olarak tanıyor veya işte kaynının arkadaşı olarak tanıyor. O kadar. Mehmet'in kaybolduğu tarihlerde ben Ercan'ı hiç görmedim ve şunu biliyorum ki Ercan o tarihlerde İstanbul'da tutukluydu. Yani bu %50 doğrudur, %50 boştur onu bilemem. Bir çay içmişliğimiz var. Oturup kalkmışlığımız var. Yoksa benim Ercan'la ortak hiçbir tarafım yok. Ben bunu daha önce de ifade ettim. Bak ben size geldiğimizden beri ne diyeyim ki abla Ercan Metris cezaevindeydi o dönemlerde. Ve kaç ay yattığını, kaç sene yattığını ben onu bilmiyorum bak. Ama Metris cezaevindeydi. Anladım. Yani bak geldiğimde de aynısını söyledim değil mi? Büşra'ya da söyledim, Kebir Abla'ya da söyledim. Ve sen zaten yoktun ki sen dergahta kalmıyor muydun ben o sıra? Ben de dergahtaydım. Hı-hı.
Ben de dergâhtayım. Yani dergâhı da soruşturabilirsiniz. Dergâhı da soruşturdum ben. Gelen sana anlattıklarımdan bazılarını da dergâhtan öğrendim, merak etme. Dergâhtan öğrendim. İşte ben sürekli dergâhta kaldım. İşte sen sürekli dergâhta kaldığın için onlar da işte Mehmet Muharrem Elbay için, Cahit için neler söylediğini söylüyorlar. Çünkü gerçekten eğer bir insan bir şey biliyorsa ve Allah'tan korkuyorsa susamaz. Susmam. Rahat uyuyamaz. Susmam. O yüzden o dergâhtakiler de işte susamadıkları için söylediler. Susmam. Bildiğim şeyde, gördüğüm şeyde anlatıyorum. Tamam işte onlar da susamadılar işte. Yani diyorsun ya beni dergâha sorabilirsiniz. Soruyorum ben. Yani ben herkese her yere soruyorum. Hiç kimse merak etmesin yani. Herkese. Yani en çok kaldığım yer dergâh. Bak benim ekip arkadaşlarım şimdi hatta iki ekip kaç gündür oradalar. Dergâhtalar. Gaziantep'teler. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İsminin ne olduğu önemli değil. Sen. Bak isminin ne olduğu önemli değil. O bu şurası burası. Ben gerçekten... Hani Allah'tan korkan, kuldan utanan derler ya. Hani bunu nasıl elde ediyorsan, nerede elde ediyorsan benim için hiçbir sakıncası yok. Sadece bazı şeylerin içini boşaltmayalım. Yani aslında kurumlar ve kuruluşlar için insanların aklına işte kötü duyguların gelmesi, o kurumların bazı kişiler tarafından içinin boşaltılması. Hani ya göründüğün gibi ol. Ya olduğun tamam mı? Gibi hani, görün. Heh, ya olduğun gibi görün. Evet. İşte şimdi bunlar orada bir kayma yaşadığı zaman, yani bazı kurum ve kuruluşlar bu şekilde kullanıldığı zaman, işte o zaman yazık oluyor bazı şeylere. Yani gerçekten inanan insanlara da yazık edildiğini düşünüyorum. Çünkü benim dinim hak dini ise, benim dinim doğru söyle diyor. Doğru söyle diyor. İşte ben yaşadıklarımı anlatayım, anladım. Dün söylediğimi anlatayım. İşte bak şöyle söyleyeyim sana. Sana göre doğru mesela kocanı Cahit'in bıçakladığı, değil mi? Benim ama mesela bunu jandarmaya... İşte ben duyduğumu söyleyeyim işte değil mi? Jandarmaya gözümden mesela görmedim. Bunu söylememiz. Kardeşim ben şimdi eğer yarın bir gün bıçaklanırsam ve şeyde hastanede yatıyorsam bana da Kebriye gelip soruyorsa mesela seni Rami mi bıçakladı? Ben de gözümü kırpıyorsam Kebriye gidecek anında diyecek ki Müge'yi Rami bıçaklamış diyecek. Çünkü ben orada zaten öyle bilirim. Bunu söylemiyorsa Kebriye de suçlu. Hayat böyle bir şey. Suç dediğin şey böyle bir şey. İlla ki gidip bıçağı saplaman gerekmez. Bildiğini saklamak da suçtur. Ben bildiğimi saklamayayım ki. Bak karakol geldi. Saklamışsın. Neyi saklamışsın? Oğlum bana iki sene sonra gelip burada bunun dedikodusunu yapmanın ne anlamı var? O gün jandarma komutanına söyleyecektin. Savcılık bunun üzerinde çok durmuş. Savcılık tamam iki şekilde durmuş. Bana sonradan şey anladığım ki. Kadarıyla. Çünkü sormadığı savcı, şeyi ne savcı söyleyeyim. Orada Ercan'ın Mehmet Muharrem Elbay'ın... kayınbiraderi olduğunu öğrenince ve bu bıçaklama davası olduğunda savcı da demiş ki bulun bu işi iki nedenden. Önce köylük yerde kim kimi sırtından bıçaklar konusu bu çözülsün böyle kalmasın diye. İkincisi Mehmet Muharrem Elbay'dan sonra savcı da jandarma bizzat komutanı da bu işle uğraşmış. Değişen meyşan yok. O gün de aynı, bugün de aynı. Ve Ercan da Mustafa'ya tembih etmiş. Bunu ben ölürsem şahitlik yap diye. Vay yapmam demiş. Az önce bu da söylendi ya. Hüseyin abi Cahit'in benden yana söylediklerini söyler misin? Söyledim az önce ya. Değil mi? Ya. Yani öyleler. Yani beni hep düşürük, karınça gibi ezik. Yani genler üste çıkıyor. Ama üste Allah var. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Ben asla yalan söylemeyeyim. Yok. Yani sen şimdi dedin ki ne? Saçın açık diye söylüyorsun. Asla. Ben söylemiyorum. Senin işte, en yakının söyledi. Ben nereden işte bilebilirim? Benim ben seni hayatımda asla, üç gündür asla burada görüyorum. Asla başım açık dışarılarda gezmemişim. Fotoğrafçı stüdyosu içeri mi oluyor? Evet. İçeride çektirdim. Amenna. Çünkü fotoğrafı... saçını da boyamamıştın. Kimli, saçını hocam boyamışsın. Hocam bir söyle. Bir şey yapayım. Bir stüdyoda açtım. Çektirdim çünkü peki, o da neden açınca senin neden hiç hayatın boyunca boya vurmadığın saç birden bire sarıya mı dönüştü? Neden biliyor musun Müge abla? Çünkü benim her şey gözümde kaldı. Ne? Her şey gözümde kaldı. Ne demek yani? Yani biz gençliğimizi, evliliğimizi kendi isteğimle hiç yaşamadım. Yani ben de onda yani saçımı dedim stüdyoda kimse görmez. Dedim açayım bir resim çektireyim. Geri, ya çektir. Ha. Yine istediğin rengi i̇şte boya. O yani sorun oluyor bak. Sorun olan senin saçını boyatıp boyatmaman değil.
benim evimi elimden zorla gasp etti dediği evet. adam yayına bağlanıyor ve diyor ki ben elini saydım. Üstelik sarışındı, saçları açıktı. Servet'in yanında sevgilisi mevgilisi yoktu. Değil. İkisi vardı. Ben de gördüm diyor. Sen de dedin ki adama ben hayatımda saçımı sarı renge boyatmadım dedi. Açmadım. Boyamadım dedim. Açmadım. Boyamadım i̇şte, dedim. Açmadım. Ya, şimdi saçımı ne bilirsin? Şu anda arkadaşlar isterlerse hemen orayı çıkartsınlar. Ya ben hayatımda saçımı boyatmadım dedim. Allah aşkına bir gösterin ya. Tanıyanlar da. Gelin güzel arkadaşlar rica ediyorum ya. Tanıyanlar da. Tamam da hocam şimdi bağırmaya gerek yok. Yani boyata... Yani ya bir onun kere, konuşma yani. Tarzı öyle ama bak Zeynep... Hayatta yani sen, boyatık da eşarbımın altında olamaz mı? Bak Zeynep sen mı? O kadar akıllı bir kadınsın ki... Ben mesela korkarım senin gibi insanlardan. Niye sen hemen bak... Sen şimdi olayı hemen provoke ediyorsun... Ve sanki biz senin saçını açmana laf söylüyormuşuz da getirmeye çalışıyorsun. Öyle bir mevzu yok. Tamam ben ne diyorum ki lan? Bu kadar hayır. araştırmacı dedim olduğumuz ki için. Dedim ki ne değil. Sen hemen onu diyorsun. Peki suç mu? Peki bilme. Bak suç mesele değil. Bir lafın bir olayın başı sonu vardır. Tamam lan kapı dairesinde bakabilirsiniz diyorum. Daha ne suç değil de niye o zaman Büşra'ya saçını sarıya boyattın diye laf söyledin? O zaman kapı dairesinde de niye o zaman Büşra'ya laf söyledin? He? Niye o zaman bir şu aile laf İşte ben de dedim yani bak sen dedin sen yani biz oldun hada boyattın diyorum ben boyatırsam ben boyatmadım diye. Diye. Tapu dairesindeki ne diyor, anlamadım evin beyin ifadesinin çocuğum bahabilirsiniz. Hani ne dedi ben anlamadım yani bir şeyler mi söylüyor arada işte, da kaçıyor yani. Neden hani. Yani ben evli olduğum halde boyattım sen bekar olduğun halde. Yok ben dedim ki ne yani niye boyattım dedim suç mu oldu dedim. Hayır sen boyatmadın dedin boyatmadın dedi. Boyatman suç kulağım duymuyor. Bak suç değilse yani şimdi bu niye bağırıyorsun hocam. Derdimiz saç boyası değil. Ya ancak seyirebiliyorum sana sesimi. Derdimiz saç boyası değil bırakın Allah'ını ya. Kendini zavallı dafı dairesinden Allah rızası için dafı dairesinde imza attığında. Vallahi bilmiyorum 9 yıl öncesi yok, şeyleri onu var. Onu mutlaka araştırın çünkü onlar mutlaka kalmıştır. Onlar çıkmayacağını bildiğin için araştırın araştırın araştırın. Araştırırsın alnım açık yüzüm bak. Araştırırsın. Bak arkadaşım. Araştırırsın bak, ya. Bak ne senin saçını boyatman suç. Ne istersen saçını aç, istersen kapat. Beni hiç zerre kadar ilgilendirmiyor. Beni ve herkesi. Konu evet. o değil. Beyefendinin de sözü var mı? Beyefendinin de sözü. Oradan. Hayır hayır, beyefendinin o sözü vardı orada. Nasıl saçımı ben ne bileyim, ben ya. Söylemedim ki ben... Hayır onun biraz başıydı. Beyefendi böyle dedi. Biz de öyle dedik. Hayır. Diğer blokta değildi. Hemen onun başındaydı. Siz neresini buldunuz? Çünkü reklama girmeyeceğiz ama bak sen bir dinle kendini. Benim saçım... Benim saçım daha boya görmedi. 2-3 sefer kına yaktım. Ondan sonra hiç boya görmedi. Buyurun bunu diyen sen bak. Evet. Sen dedim, diyorsun ki... Nasıl evet? Şey yani bunu dedim... E dedin ama şimdi evet. ne diyorsun? Boyattım diyorsun. Boyattım diyorsun. Tamam da hayatta bir kere yani. Ya hayatta bir o kere diyorsun ki benim saçımın boya görmedi. Söylediğine güvenemiyoruz. Doğru mu konuşuyorsun? Ya tamam ya. Yanlış mı konuşuyorsun ya. Bilemiyorum. Tırnağını yeme diyor. Ne, ya, ne yapayım? Kendi kendimi yiyorum. Ne yapayım? Bana dua edin. Reklamlardan sonra pati buldular. Yarın görüşmek üzere. Oh.